Hayırlı akşamlar değerli izleyenlerimiz. Adnan Doktor hocamız da yine bir sohbet programında sizlerle beraberiz. Ama ondan önce hemen şu hatırlatmaları yapalım. Bizlere ulaşmak için ya da hocama yönettiğiniz suallerin cevabını alabilmek için ahirzamansohbetleri@hotmail.com. Bunu zaten ezberlediniz. Bunun dışında programı eğer uydu dışında, televizyon dışında izlemek isterseniz, internetten izlemek isterseniz diyelim ya da www.harunyahya.tv. Aynı zamanda bugün sürekli haber yaptılar. Haber7.com'dan da programı canlı olarak izleyebilirsiniz. Şu andan itibaren oradan da canlı veriliyor. Ve kitapları, filmleri ya da her ne arzu ediyorsanız indirmek isterseniz harunyahya.org, harunyahya.net sitelerinden de her ne arzu ediyorsanız indirebilirsiniz. Evet, özellikle TÜBİTAK'ın kitap kapağı konusundan sonra ortalık sanki bir ölüyü hortlatma gibi bir durum hasıl oldu. Ama önce hocam hoş geldiniz ekranlara. Hoş bulduk. Her sefa geldiniz sizlere de. Lütfettiniz. Hocam, Allah razı olsun hocam. Mesajlar da o yönde anladığımız kadarıyla. Darwinizmi yeniden bir hortlatma gibi bir çaba var. Kamuoyunda demeyelim de belli çevrelerce, belli camialarca. Nedir? Bu dert nedir? Sıkıntı nedir? Böyle bir kaygı, neyin kaygısını çekiyorlar diye bir soruyla başlasam acaba? Darwinizm az düşünülen, sıradan düşünülen ortamlarda belki insanlara kolay gelebilir. Ama kainatın yapısı çok çok ince detaylarla dolu ve alenen metafizik, yani çok açık metafizik olduğu. Bir kere bak düşünün, yani bir insan hiçbir şekilde maddenin aslıyla doğrudan muhatap olamıyor. Mutlaka monitörden izlemek durumunda. Yani mesela geçenlerde Celal hocamız çok heyecanlı, hopluyor, zıplıyor ve sempatik hareketlerle bir şeyler anlatıyor. Hakikaten kendince inanmış belki de, yahut öyle inandığını düşünüyordu olabilir. Fakat bütün o yaptığı hareketleri beynin içinde seyrettiğinin farkında değil. Hiç haberi yok. Mesela diyor ki bilim adamları laboratuvarda şunu yapıyor, bunu yapıyor diyor. Hiçbir bilim adamı bir laboratuvarın aslıyla doğrudan muhatap olamaz. Mutlaka beynindeki görüntüsüne muhatap olur. Yani bir kere bilimsel çalışma yapabilmesi için bir insanın beyninin içinden dışarı çıkması lazım. Yani her şeyin aslını görebilmesi için. Dışarıda maddenin aslı çok değişik. Mesela güneşin ışığı yok. Yani güneşin ışığı yok. Bunu bilim adamları kendileri söylüyor. Ayrıca eğer göz olmazsa madde görünür halde değil dışarıda. Yani aralardaki boşluklardan dolayı görünür halde değil. Göz onu görünür olarak görüyor. Mesela dışarıda renk yok. Yani biz görüyoruz, yedi renk ve onun çeşitli türevlerini görüyoruz. Dışarıda renk yok. Dalga boyları var. Bu yüzden yani bilim adamı derken, adamın işte laboratuvarda çalışma yaptığını da iddia ederken, beynin içindeki Allah'ın gösterdiği laboratuvarda çalışma yapıyor. Dışarıda hiçbir şekilde bağlantı kuramaz. Dışarıyı da Allah yaratır. O ayrı konu da. Fakat hiçbir insan dış alemle doğrudan bağlantı halinde değil. Ne sesin aslını duyabilir? Yani dışarıda sesin aslı yok zaten. Dışarıda dalga var. İnsan sağır olan kulağına, yani çünkü bütün kulaklar sağırdır, sadece ses dalgasını elektriğe çeviren bir aygıttır kulak. Kulakların hepsi sağırdır. Beyine götürür elektrik akımını, beyindeki kulak dinler. Bütün gözler kördür. Mesela bakıyor insanlar, diyorlar ki yani göz görür. Öyle bir şey yok. Her insanın gözü kördür. Göz sadece kamera görevi vardır. Yani bir fotoğraf makinesi ne kadarsa ya da bir video kamera ne kadarsa görevi, yani ne kadar görüyorsa onun göz olarak kabul edelim. O ne kadar geçerliyse insan gözü de o kadar geçerlidir. Gözler kördür. Göz sadece elektrik haline getirir görüntüyü. Alır beyne götürür. Beyindeki göz onu görür. İnsanların göremediği bir göz vardır. Bir de göremedikleri bir kulak vardır. Bu da duyar. Bu işte ruhtur. İnsanlar bunun farkında değil. Yani dünya tamamen metafiziktir.
ve olağanüstüdür dünyanın yapısı. Atomların yapısı nefes kesicidir. Yani müthiş bir mükemmellik, müthiş bir düzen vardır. Moleküllerde muazzam bir düzen vardır. Kainatta muazzam bir düzen vardır. Zaten Darwin'in kendi teorisinden şüphe etmesine neden olan şeylerden birisi de buydu. O zamanlar zaten atomun yapısını da bilmiyordu. Hücrenin yapısını da bilmiyordu. Bunları bilse belki de adam secdeye kapanacaktı. Bakın söylüyor adam, ara fosil bulamıyoruz diyor. Ara fosil yok. Ama Celal Hoca çıkmış, bütün dinozorlar ara fosildir diyor. Ya kardeşim, hocamız artık ne diyelim bilmiyorum yani. Sen dev, mükemmel bir varlıktan bahsediyorsun. 12 metre, 15 metre, 19 metre boyu var hayvanın. 25-30 metre eni var. Mükemmel kemik yapısı ve mükemmel bir kas sistemi var. Hayvanın hormonları var, hayvanın üretim mekanizması var. Hücrelerinde bütün vücut özelliklerine ait milyonlarca bilgi kodlanmış durumda. Yani mükemmel bir varlıktan bahsediyorsun sen ve kusursuz bir varlıktan bahsediyorsun. Neresi bunun ara fosil? Ara fosil dediğin şey ecüş bücüş, karma karışık, yarısı ölen yarısı yaşayan garip varlıklara denir. Bundan milyonlarca olması gerekiyor diyor Darwin. Hiç yok. Tek bir tane yok. O gün dedik Celal Hoca'ya, bir tane getirdik. Ama ben Celal Hoca'ma yine bir hediye getirdim bugün. Bundan sonra her gün ona bir hediye var. Mesela efendim 95 milyon yıllık, çok özür dilerim. 95 milyon yıllık kedi balığı. Şimdi Celal Hoca'mız sıkı dursun, göstertiyor. Bak Celal Hoca'm. 95 milyon yıllık kedi balığı fosili olduğu gibi duruyor, görüyorsun. Dinozora benzemiyor. Evet. Ne de zamanla işte insan olmuş, aynı şekliyle kalmış, buyurun. Tıpatıp aynısı. Şimdi bunun için büyük bir alim olmaya, doktora yapmaya falan da gerek yok. İlkokul çocuğuna göstersen anlar. Fotoğraf gibi. Bak ben buradan yakından görüyorum, kılçıklarının ince detayı bile görülüyor. Tıpatıp aynısıdır. Tabii yine size, Celal Hocamıza bir hediyemiz daha var bugün. Evet, hemen görür görmez tanıyacaktır hocamız, ilmine biz güveniyoruz. Amfibiyen. Bakın yaşı ne kadar? 290 milyon yıl ve 248 milyon yıl arası. Ve tıpkısının aynısı, görüyorsunuz üstteki resmi, alttaki de fosili. Taşlaşmış fosil. Birebir aynı. Hani bu bizim atamızdı, hani dedemizdi. Değil mi? Demek ki değilmiş. Bu hayvan hayvan olarak kalmış. Bakın asrımızda kayanın üstünde hayvan geziniyor. 290 milyon yıl önce de yine geziniyormuş kerata. Kayaların üstünde orada kalmış. Allah fotoğraf gibi dondurmuş. Demek ki nereye baksak yaratılışın delillerini görüyoruz. Bir de o evet. Celal Hocam'ın söylediği bir şey vardı. Bu tam da emin değilim ama sizin kaynaklarınızda da zaten var. Bakanlar görür onu. Bu oksijenle alakalı. Onun oksijen yok. Dünyada böyle bir şey yok dediği dönemlerde bulunan granitler, mermerler, taşlar var hocam. Şimdi Celal Hocam'a gösterttim. O devirdeki kayaları gösterttik. Demir oksit kayaları. Evet. Oksijenin alası varmış. Ama diyelim ki Celal Hocam'ın dediği gibi olsun ortam. Ama var olduğunu ispat ettik, gösterttik. Yani hem de net. Çok büyük kitleler halinde var. Demir oksit kayaları. Eğer ilk o dediği şekilde olsaydı, oksijen olmasaydı, o zaman da ozon olmuyor. Ozon olmayınca da, şimdi bakın mesela gökyüzünde ozon tabakası olmasa, canlı diye bir şey kalmaz. Güneş ışınları ne var ne yoksa hepsini öldürür. Şimdi yine olmadı. Bak oradan da tutturamadı. Öyle hücre müce hiçbir şey bırakmaz. Ben aslında Celal Hocam'a bugün protein tozu da getirecektim. Burada bir top, şöyle bir hamur haline bir karıştırıp kaşıkla gösterecektim. Yani protein tozunda neler olur, neler biter. Yani ondan nasıl canlı olmayacağını ona anlatacaktım ama bundan da haberi yok hocamızın. Yani oksijen olmayınca ozon da olmuyor. Ozon olmayınca da yaşam olmaz. Yaşam olmaz.
Evet. Evet hocam, eğer bir ilave yoksa şöyle izleyicilerimizden gelen suallere dönecektim. Evet. Ama var herhalde bir şeyler. Evet. Evet. Yok, siz devam edin, ben sadece bakıyorum. Evet, bana göre diyor Hasan Taskan isimli bir izleyicimiz, Harun Yahya hocam bir arkadaşları ve arkadaşları olarak evrimci profesörleri tek tek alt edebilecek kişilersiniz. Çünkü siz bu konuda dünya çapında tanınan kişilersiniz. Neden öyle programlara katılmıyorsunuz? Katılsanız o Darwinci'ye siz cevabını verir ve neye uğradığını şaşırtırdınız. O Darwinci bilim adamının karşısında siz olmalı değil miydiniz? Neden yoktunuz? İnanın o programa bakarken içim yanıyordu demiş. Hatta ah da çekmiş hocam. Ah Harun Yahya hocam, orada olsaydı keşke diyordum kendi kendime. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun demiş Hasan kardeşimiz. Şimdi ben Celal hocama kafayı taktım, ben söyleyeyim yani. Olumlu yönde tabii. İnşallah onun hidayetine vesile oluncaya kadar uğraşacağım. İnşallah böyle sürekli delil vereceğim, anlatacağım. Yani en az bir 2 yıl anlatırız Allah'ın izniyle. Öyle bir sorun olmaz. Çok daha iyi oldu, hayırlı oldu. Hem hocamıza sürekli bilgi aktarırız. O arada da milletimiz de istifade etmiş olur. Bakın fosilleri gösteriyoruz, olayları anlatıyoruz. Tabii. Mesela vücutta 100 trilyon hücre var. Toplam 4600 trilyon. Devlet kütüphanesi kadar bilgi var. Bakın bir insan vücudunda 4600 trilyon adet devlet kütüphanesi kadar bilgi var. Bu tesadüfen olur mu? Celal hocam artık insafa gelsin. Ve kusursuz bilgi. Kusursuz yani böyle matbaa harfi gibi düşünün mesela bir buradaki herhangi bir kitabı düşünün. Bir yazıyı mesela yaratış atlasını düşünün. Nasıl harfler düzgün? Bu düzgünlükte olmak şartıyla 4600 trilyon devlet kütüphanesi kadar bilgi var. Bir insan. Telaffuzlukta çok sağ ol. Evet. Bu diyor tesadüfen oldu diyor. Yapma Celal hocamız, yapma etme, gözünü yiyeyim yani. Yani çoluk yani 7 yaşında çocuğa söylesen inanmaz. Bakın sürekli fosilleri de gösteriyorum. Yine göstermeye de devam edeceğim Celal hocamıza inşallah. Allah ömrünü uzun etsin inşallah. Daha da çok detaylandırırız, daha çok bilgilendiririz. Hayır oldu inşallah hocanın öyle anlatması da iyi oldu. Süper. Bir şeyler sebep olacak, bir şeyler anlatmak için herhalde. Ya çok acayip bağlantılar kuruyor. Otların içerisinde diyor, ben diyor işte eğiliyor, gösteriyor, şu havaya kalktım diyor. Daha avantajlıyım diyor. Maymun ayaklandı, insan oldu diyor. Ya olacak iş mi? Şimdi hocamızı biz bir ayıyla yarışmaya soksak, yarışa girse. Ayı ona 10 basar yani, böyle bir depere kalksa ayı, hocamız daha 10 metre gitmeden tıkanacak. Ayı uçar. İnşallah. Belli ki değil yani, avantaj olur mu? 2 ayak avantaj olur mu? 4 ayak avantajdır hayvan için yani, savunmasında. Kesinlikle. Ya mükemmel kaçar, mükemmel ağaca tırmanır. Ve onun için mükemmel bir savunma sistemidir. Ayağa kalkması dediğinde zaten ayı ayağa kalkıyor. Hayvanın sorunu yok ki, bakar etrafına bir tehlike var mı, ama saklanma mükemmeldir. Yani ve 4 ayakla kaçma mükemmeldir hayvan için. 5 dakikada orada hemen öyle bir açıklama yaptı. Yani pratik açıklama gibi. Tabii gençler de orada susuyorlar. Ama biz tabii o konuyu anlatacağız. Hocam bir hayal etsin. Yani bir, değil mi? Kesinlikle. Yani öyle bir şey de mesela, öyle bir yarışta geçebilir mi? Geçemeyeceği belli. Değil mi? Her yönden dezavantajlı olacağı belli yani. İnşallah. Kesinlikle hocam. Evrim bitti diye... Evrim bitti, niye hala evrimle uğraşıyorsunuz diyenler olduğunu söylemiştiniz. Ama masonlar ölüyü diriltmeye çalışıyorlar. Deccal gibi. Ama Darwin sizin karşınızda uzun süre erimesi gibi eriyor. Galiba hocam bir tek sizi hesaba katmadı bu masonlar. Saygılarımızla Ömer Yiğit. İnegöl'den geliyor bu mesajımız hocam. Şimdi Allah üzrünü verirse inşallah, imkan verirse biz geceli gündüzü bu Darwinizmin geri kalan kırıntılarını da temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Yani Fransa'da, İngiltere'de netice aldık ama Türkiye'de daha hala bir kısım insanlara yetişememişiz. Baksan Celal hocam bile bilgisiz kalmış. Biz devam edeceğiz. Bir de böyle insanlar böyle bir konuları ancak işte çok olağanüstü araştırma yapan insanlar bilir gibi bir inançları var. Halbuki değil. Halbuki Darwin bile değil. Mesela bakın şöyle
Darwin mesela ihtisas yaptığı meslek yok adamın. Önce babasını zorla tıp okumaya başlıyor. Ancak hiç ilgisi ve isteği olmadığı için, derslerinde çalışmadığı için babası din eğitimi alması için okulunu değiştiriyor. Okulu yarım bırakıyor. Burada da okullar derslere ilgisiz. Genel olarak babasının parasını harcıyor. Bilim eğitimi hiç olmamış. Bilimle de ilgisi yok. Sadece koleksiyon olsun diye böcek toplamış. Şöyle bir ifadesi var. Babam bana diyor yüklü miktar para bırakacağını ve hayatım boyunca çalışmama gerek kalmayacağını anladığım için derslerimle ilgilenmeyi gereksiz görüyordum diyor. Topladığı böcekleri ağzına alıyormuş. Onların hayvanlar bazen sokuyormuş bunu falan. Onları anlatıyor. Yani adamın bilimden alakası yok. Yani öyle akademik bir eğitimi yok. O saçlı sakallı dedi ahkam kesiyorsa bizim değil mi gençliğimiz internete giriyor, araştırma yapıyor, okuyor, fosillerle doğrudan bağlantı halinde alenen gerçek bu olaylar. Ve bütün gerçekler de ortaya çıktığına göre onları da araştırıp inceliyorlar. Dolayısıyla Darwin cahilinden kat fazla kültürlü ve bilgili bizim gençliğimiz. Dolayısıyla ondan kat kat çok daha iyi biliyorlar. Ya bunda şaşacak bir şey yok. Adam hiç eğitim almadığı halde o ahkam kesiyor da Türk gençliği böyle zehir gibi zekasıyla niye bildiklerini anlatmasın? Bir de böyle bir konu için yani alim olmaya gerek yok. Fosiller ortada işte. Fotoğraf gibi kalmış. Aynısını tıpatıp göstertiyoruz. 100 milyon adet delil var. 100 milyon adet. Dedik biz, hocam dedik bir tane delil getir. Şimdi yine teklifim açık. Bakın Celal hocama ben buradan sesleniyorum. Ona bir iyilik yapacağım ben bu sefer 20 trilyon. Bir tane ara fosil getirecek. Ama dinozorlar ara fosil derse o zaman olmaz. Ben de fili getireyim o zaman. Olur mu öyle şey? İkisinin de yaratılışı delildir. Dinozor çok mükemmel, gelişmiş, kusursuz bir hayvandır. Zaten onlar hayvanların geçmiş tek bir canlıdan geldiği noktasından hareket edildiği zaman olduğuna bir şey çıkıyor hocam. Şimdi milyonlarca hayvan var, milyonlarca canlı var. Nereden geldi, nasıl geldi? Yani hıfzanın alacağı bir şey değil ki, insanın aklını alabileceği bir şey değil ki. Ya bu çeşit çokluluğu bunların kafasını karıştırıyor biraz. Bir de yani çok kolay zannediyor böyle şey. Halbuki her hayvan kendine has orijinal özelliklerini muhafaza ediyor. Ve bunu Allah bize kayalara, taşlara yazmış artık. Yani taşlara oymuş Cenab-ı Allah. Göstertmiyor şu. Yani buna rağmen anlamıyorsa artık ben ne diyeyim. Ama tabii anlayınca kadar da anlatacağız mecburen. Hocam insan fosilleri de var yani sadece hayvan fosili yok. Yani insanlardan kalan şeyler de var. Yani kalıntılar da var. Hepsini gösteriyoruz. DNA'ları belli vesaireleri evet. Belli evet. Evet. Yani buna rağmen. Bu sefer de işte daha da olmazsa işte onların bir sanayi kelebekleri sahtekar da var. Ağacın üstüne böyle kelebekleri böyle monte ederek falan bir resim çektirmişler. Ünlü bir sahtekarlıkları var. Pitton adamın sahtekarlıkları var. Yani yine başka işte domuz dişini insan dişini gösterme olayları var bilmem ne. Karma karışık yöntemler. Yaratılışı savunanların hiç böyle bir ihtiyacı yok. Onlar direkt hazır delili göstertiyor. Ama Darwinizm sahte bir teori olduğu için mecburen sahtecilik yapıyor birçoğu. Yani. Kesinlikle hocam. Evet. Değerli hocam artık Haber 7 internet sitesinden de röportajlarımız veriliyor. Çok sevindik hocam bu konuya. İbni Miskeyf, hocam bunu tam telaffuz edememiş olmalı evet. Dilerim. Gibi Türk düşmanları siz olmasaydınız deşifre olmayacaklardı. Onları savunanlar da. Allah sizden ve sizi ekranda taşıyanlardan razı olsun. Bülent Saltan. Nişantaşı'ndan gelen bir dost. Mesaj evet. Hocam. Evet yine Celal Şengör hocamla da bir mesaj var onunla alakalı ama onu istersen diğer sualin akabinde evet. Yöneltelim hocam. Evet bu arada biz değerli dostlarımıza hemen bir hatırlatma yapalım. Mesajlarınız için ahirzamansohbetleri@hotmail.com eğer gerek Yaratılış Atlası gerekse Harun Yahya eserlerine sahip olabilmek için İnternetten harunyahya.org ya da netten arzu ettiğiniz her türlü bilgiyi edinebilirsiniz. Bunu da buradan söylemiş olalım. Değerli dostlarımız. Evet hocam tekrarlamamı arzu eder miydiniz? İnternet Haber 7 sitelerinde de bugün ben bizzat şahit oldum. Gerçekten çok da ciddi bir teveccüh vardı orada. Eğer siz olmasaydınız bu
İbni Miskev. Miskevih, evet. Deşifre olmayacaklardı diyor. Ve sizleri ekrana taşıyanlardan da Allah razı olsun gibi güzel cümlemizin dilekleri inşallah var. Adam psikopat tabii Miskevih ve azılı Türk düşmanı. Nefret dolu ifadeleri, zencilere de düşman. Zenci sahabelere de düşman tabii bu arada. Bizim milletimize, Türk milletine, bu asil millete reva gördüğü izalar haşa, hayvandan daha aşağı görüyor adam. Yani böyle artık tarlalarda çalıştırılmaları gerekir diyor, böyle hayvanların görev yaptığı yerlerde çalıştırılmaları gerekir diyor. Öbür Avanak Darwin de tamamen yok edilmeleri gerekir diyor Türk milletinin. Ya kardeşim, niye taktınız kafayı Türk milletine yani? Niye Türk milleti? Çünkü biliyorlar dünyaya nizam verecek, mükemmel bir insan topluluğu olduğunu, mükemmel bir yapı olduğunu biliyorlar. Güzel ahlakıyla, sevecenliğiyle, sevgisiyle. Onu ortadan çekecek ki masonluk at koştursun. Çünkü bakıyor öbür ülkeler garibanlar, pek bir ses çıkmıyor. Daha kolay işini devam ettirecek. Çünkü Türkler cesur, sadık, vefalı, vicdanlı, merhametli, sabırlı, tahammüllü ve delikanlı millet. Ne yapsın? Hemen bir yok etme politikası. Yok Miskevih'miş, yok bilmem kimmiş, yok Darwin'miş. Kurtuluş Savaşı öncesi biliyorsun, yaptıkları rezillikleri biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nda bizim milletimizin yaptığı yiğitlikleri de biliyorsunuz. Oradan beceremeyince bu sefer kültür yoluyla içten çökertme politikasına başladılar. Şimdi de var güçlenen bazı dindarları kandırıp Darwinist çizgiye çekmeye çalışıyorlar milletimize. Hem de Kur'an'la bizi kandırmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Allah diyor şeytanın Allah'sının. Şeytan sakın sizi Allah ile aldatmasın. Darwinizm neresi? Kur'an nerede? Yani. Kesinlikle. Ve bazı saftirik böyle din adamlarını da kandırmışlar. Onlar da kendi kafalarına çekmişler. Onlar da işte biraz bazıları adam yerine konmanın heyecanıyla. Çünkü bunlar gariban normalde. O kıyıda köşede kalmış. Ödül de veriyorlar evet. Onlara hocam. Evet. Belediye başkanı adayı, evet. Milletvekili adayı, hatta seçilenler de oluyor ya. Ödüllendiriyorlar ya. Bilemiyorum evet. Ama bunlar işte Avrupa'ya götürüyorlar. Papazlar falan, rahipler bunları böyle adam yerine koyuyor. Bunlara konuşuyor falan. Heyecanlanıyor bunlar. Bir tanesi de hatta Kur'an'ı eleştirmenin faziletinden bahsetmeye başladı geçen günler böyle. Fredi'nin kabusuna benziyor adam böyle. Baktım yani çocuk ön görse kanı iliği çekilir yani. Kur'an, senin ne haddine? Sen kimsin Kur'an'ı eleştiriyorsun sen? İman ediyorsan, etmiyorsan tamam. Ona şimdi herkesin saygısı var. Mesela Celal Hoca diyor ki adam mertçe çıkmış. Dürüst adam. Ben diyor iman etmiyorum diyor. Tamam. Saygı duyarız. Kardeşimizdir. Vatandaşımız da birinci sınıf insandır. Hürmet ederiz. Yani dürüstçe söylüyor adam. Allah bana hidayet vermedi diyor özetle. Tamam. Olabilir ama Müslümanım dedikten sonra sen Kur'an'ı eleştirmeye kalkıyorsun. Hem Allah'a teslim oluyorsun, teslim olduğunu söylüyorsun, hem de Allah'ın indirdiği Kur'an'ı eleştirmeye kalkıyorsun. Bu şu olacak iş mi? Müslüman'ın söyleyeceği söz mü? Münafıklıktan da beter bir hal hocam. Yani. Çok çok acayip. Çok çok acayip. Aslında şirke doğru giden çok tehlikeli tabii. Bir davranış ama bilemiyoruz tabii yani. Gözler mözler akmış böyle, Allah nurunu almış elinden yüzünden. Dişler pirana balığı gibi yani, hakikaten bir çoluk çocuk gözü 3-4 gün böyle eve uğrayamaz yani o kadar şey. Senin ne haddine ya? Bir de sonra öğrendim ki Risale-i Nur'un müellifi Said Nursi Hazretleri'nin de böyle kendince birileri bunu herhalde yönlendirmiş masonlar şunlar bunlar. Demediğini bırakmış, bırakmam Said Nursi Hazretleri'ne de. Evet, o zaman Said Sen Nursi onun gibi. Tırnağı edemezsin, tırnağı Said Nursi Hazretleri'nin. Said Nursi Hazretleri kim? Sen kim? Mesela baktım konuşmalarına böyle imansızlığını şeyleri hissediliyor. Yani böyle titrek bir üslubu var konuşmalarında. Onun için böyle şeylere karşı Müslümanlar çok uyanık ve dikkatli olmaları gerekiyor. Kesinlikle hocam. Geçen akşam evrimci Profesör Celal Şengör gözün kompleks bir organ olmadığını, terliksi, hayvanlardaki ışığa duyarlı hücrelerin ilkel göz olduğunu iddia etti. Oysa ben biyoloji bölümünde asistanım. Bilimsel yayınlarda ve
yurt dışı kaynaklı birçok kitapta da belirtildiği gibi günümüzden 530 milyon yıl önce Kambriyen döneminde yaşamış olan trilobit adlı canlı mükemmel petek gözlere sahiptir. Dahası gözü oluşturan 40 ayrı parçanın gözün işlevlerini gerçekleştirebilmesi için mutlaka bir arada olması gerektiğini, tek bir parçanın eksik olması halinde gözün işlevini yitireceğini Celal Şengör Hoca bizden çok daha iyi bilir. Zaten Darwin de gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu dememiş miydi? Hocam, bizim profesörlerimiz bu gerçekleri saklayarak kandıramayacaklarını bilmiyorlar mı? Sevgi Kahraman sormuş bunu da İstanbul'dan hocam. Ama hayır var. Şimdi Celal Hoca mesela adam mert, açıkça çıkıyor. Benim inancım bu diyor. Şimdi o onu söyleyecek ki biz de cevabını verelim. Yani aydınlatıcı oluyor bu. Yani öyle diyen insanlar çıkması iyidir. Yani hayır var onda. İyidir derken hayır anlamında. Biz de açıklamış oluyoruz, anlatmış oluyoruz. Yani toplum bilgilenmiş oluyor. Yani bunlar zamanında bu Darwinistler mesela Suriye'yi de karıştırmışlardı. Hafız Esad ve kardeşi Rıfat Esad 1982 yılında Suriye'nin Hama ve Humus şehirlerinde 40 bin Müslümanı katletmişti. Mesela Darwinist bunlar. Müslüman ülkeleri nasıl müsait olduklarını açıklamak için. Mesela Irak 1988 yılında Saddam'ın yaptığı Halepçe katliamında 5 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş. 7 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Bu da Darwinist'ti. Saddam da Darwinist'ti. Mesela Çad'da yine aynı. Çad Devlet Başkanı Habre 1982-1990 yılları arasında en az 40 bin kişiyi katlettiriyor. Darwinist. Yani Müslüman ülkeleri özellikle çok taladı bunlar. Mesela Somali'de 1969-1991 yılları arasında Somali Devlet Başkanı olan Muhammed Said Barre ülkede İslami yayınları yasaklamış, yasağa karşı çıkan pek çok Müslüman düşünür ve alimi idam ettirmiş. 1 milyon Somalili ise çeşitli Afrika ülkelerine göç etmek zorunda kalmış. Bu da Darwinist. Somali'de bakın. Mesela Cezayir. 1,5 milyon Cezayirli'yi katlederek büyük bir soykırım gerçekleştiren Fransızlar, halkı İslam'dan uzaklaştırmak için Emir Abdülkadir Şeyh Abdülhamid Ben Badis gibi kendilerini Müslüman olarak tanıtan bazı kişileri kullanmışlar. Bunlar da Darwinistler adamlar. Onlar göreve getirttiler. İslam ülkelerindeki tahribattan insanın pek haberi yok. Onun için biraz detay veriyorum. Mesela Tunus'ta da bu ülkenin bağımsızlığı sonrasında ilk başına gelen ilk diktatör Habib Bourguiba. Bourguiba çocukluğundan beri Fransızların gözetiminde bulunmuş. Darwinist eğitimden geçmiş hep bunlar. Fransa'da hukuk öğretimi görmüş. O zaman zaten zehir almış. Tunus'a dönüşünden sonra halkı isyana teşvik eden Bourguiba bu arada Fransız işgalcilerin Tunuslu Müslümanları kırıp geçirmek için gerekli şartları oluşturuyordu. Bağımsızlık sonrasında Bourguiba Tunus Cumhurbaşkanlığı'na getirildi. Ancak tutumunu birdenbire değiştirerek İslam aleyhtarı bir siyaset izlemeye başladı. Partisinin adını Sosyalist Düstur Partisi olarak değiştirdi. Darwinist olunca adam tabii sosyalist oluyor, komünist oluyor. Binin üzerine Tunuslu'nun ölümüne neden oluyor mesela olmuş. Yemen mesela Güney Yemen önceleri İngiltere tarafından yönetilirken Batı yanlısı ılımlı bir ülkeydi. Sonradan bir Sovyet müttefiki haline geldi. Kuzey Yemen ise 1962 yılında yılına dek İmam Ahmet adlı diktatörün egemenliğindeydi. Bu da Darwinist. Bu da materyalist. Ülkedeki kabileler ağır vergilere bağlayan İmam Ahmet onları kontrol altına tutabilmek için her kabilenin önde gelen birkaç ismini o kabilenin çıkaracağı muhtemel bir isyanı önlemek için sarayında rehin olarak tutmuş. Bak sahtekar görüyor musun? Dış gezilere bile bu kişileri yanında götürüyordu diyor. Yani esir aldığı için. Evet, hayırlı akşamlar hocam demiş. Hem Darwin'in hem de son günlerde Miskevey'in zenci düşmanı olduğunu artık biliyoruz. Nasıl oluyor da bazı ilahiyatçılarımız sahabelerimizden de zenciler olduğunu bildikleri halde Darwin ve Miskevey'i savunabiliyorlar. Bu nasıl olabiliyor? Mantığını tam anlamıyorum. Siz insanların yalnızca takva ile birbirinden üstün olduklarını anlatıyorsunuz. Kur'an'a göre doğru olan da bu değil mi? Birol Eryaman. Bu da Manisa'dan gelmiş hocam. Tabii mesela ashabın ileri gelenlerinden Zeyd bin Harise zenciydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok sevdiği arkadaşlarından bu kişi, mübarek. Bu yüzden sahabe arasında El Habib diye anılıyor. Peygamberimizin çok sevdiği bir insan. Şahit olun diyor Peygamberimiz. Zeyd benim oğlumdur.
o bana mirasçıdır, ben de ona mirasçıyım diyerek Zeyd'i evlat edindiğini ilan ediyor Peygamberimiz. Zeyd bin Haris Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risalet gelinceye kadar yanında kaldı ve Resulullah peygamber olur olmaz sallallahu aleyhi ve sellem onun risaletini tasdik edip Müslüman oldu. Onunla birlikte namaz kıldı. Bakın mübarek insana. Ve müthiş bir nefret bu adamda. Hem Türklere, bu asil Necip bin Edem de zencilere. Mesela Üsame bin Zeyd, Zeyd'in oğlu bu da. Üsame bana herkesten daha yakındır diyor Peygamberimiz. Üsame bana herkesten daha yakındır. Hadis bu. Hocam Hazreti Vahşi affı var. Tabii yani çok, o mübarek. Oradaki hoşgörü, evet. Oradaki tevazu çok farklı tabii. Bir unsur. Mesela Ümmü Eymen vardı Hazreti Zeyd'in şu. O da Habeşli bir cariyeydi. Bilal-i Habeşi zaten ezanı okuyan, evet. İlk okuyan mübarek, çok sevdiğimiz insan. İlk ezan okuyan müezzin, Bedir, Uhud, Hendek dahil Hazreti Muhammed'le beraber sallallahu aleyhi ve sellem bütün savaşlara katılmış. Maşallah. Peygamber Efendimiz ona karşı sevgisi çok coşkundu. Çok mübarek bir insandı. Allah Kur'an'da açık açık söylüyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah katında en iyi olanınız, en takva olanınızdır diyor. Evet. Biz takvaya göre değerli oluruz. Yani adamın kafasına bak, zenci. Haşa, hayvan gibi diyor, tarlada çalıştırması lazım. Türk, yine haşa, öyle hayvan gibi tarlada çalıştırması gerekir. Hümanizmden söz edelim. Ben, hocam böyle hümanizmden, halkların evet. Özgürlüklerinden, söylemlerinden biridir. Halkların evet. Kardeşliği falan gibi unsurlardan söz, yani söylemleri böyledir ama. Burada bir psikopatlık var yani. Bir Müslüman bunu söylemez. Tam bir faşist ifadesi bu. Bir de en ezih insanlar, yani sahabenin en güzelleri, mesela Türkler İslam'ı en güzel yaşayan insanlardır. Hali hazırda da bu böyledir. Yani mesela Türk İslam aleminin doğal lideri Türkler şu an. Herkes lider olmasını istiyor. Niye? Takvasından dolayı, güzel ahlakından, cesaretinden, zekasından, yamanlığından dolayı, dürüstlüğüyle, efendiliğiyle, değil mi? Cenab-ı Allah bu milleti mükafatlandırmış. 600 yıl Osmanlı'ya, değil mi? Bu güzel ülkeleri, İslam alemini idare ettirme şerefini vermiştir. Demek ki üstün bir güzelliği var, güzel bir ahlakı var ki Allah bunu nasip etmiş. Bu ahlaksız da kendini Müslüman olarak tanıtıyor ve Müslümanın aleyhine böyle çirkin laflar ediyor. Darwin gibi psikopatlar da çıkıyorlar, bu sefer bütün Türk milletinin yok edilmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Hepsinin elimine edilmesi gerekiyormuş. Haşa. Yani hem zenciler hem Türkler. Bu psikopatlığa karşı halkımızın, milletimizin bilinçlendirilmesi, dış oyunların şiddetinin iyi tarif edilmesi çok önemli. Evet, kesinlikle. Hocam, izninizle bir başka konu geldi aklıma. Belki konuyla falan alakası yoktur ama bu insanlarla ilgili bir bilgi vermek gerekiyorsa, özellikle Marksist yanlılarıyla, bu felsefenin insanlarla biz belli bir dönem öncesi öğrenci olduğumuz için 12 Eylül'den önce o dönemlerde şu vardı. Yaklaşık 26 tane fraksiyona şahit olmuştuk hocam. Solun içindeki fraksiyonlara. Bunlar birbirine belki daha önce de aynı şeyleri söyledim. Sosyal faşist, işte sosyal emperyalist. Hatta birbirine kurşun sıktıkları, birbirini gördükleri yerde birbirinin boğazını sıktıkları, yani bir ortam hepimizin evet. Gözünün önünde olan şeydi. Kendi içindeki meseleleri halletmeden, yani sağlıklı bir yapıları olmadığı halde bugün Sovyet sosyalizmine Çin karşıdır, Çin sosyalizmine onlar karşıdır. Birbirine Mao'cu der, birbirine başka türlü der. İşte yok proletaryanın farklılığı falan gibi. Ama sonuçta geldikleri nokta da bellidir. O çizgide bir idaresi, bir sistemi kalmamış gibi. Yani kendi çelişkilerini halledemeyen düşüncelerin hala var olabilme, hala konuşabilme cüretlerini, cesaretlerini ben çok iyi algılayamıyorum. Hayır, çelişkisi olmasa olur. Hepsi ittifak etse olur. Zaten anormal bir düşünce. Yani zaten sapıtık vaziyetteler. Yani bütün kainatın tesadüfen olduğunu iddia ediyorsa bir adam, devleti, aileyi, namus mefhumunu kabul etmiyorsa, komünist düşünce, komünal, hayvani bir hayatı savunuyorsa, zaten insanlık dışı bir düşüncedir bu. Yani hiçbir dinin, hiçbir inancın, hiçbir aklın kabul edeceği gibi bir yapı değil. Ve çok tiksindirici bir yapı. Fakat
Onların teorisinde zaten sürekli boğuşma var. Darwin'in teorisinden kaynaklandığı için inançları. Haklı olan güçlüdür. Müslümanlar savunur bu fikri. Onlar da güçlü olan haklıdır inancındalar. Dolayısıyla sürekli bir boğuşma politikaları var. Yani tez, antitez, sentez. Sürekli bir kavga vardır diyorlar kainatta. Bu masonların onlara körüklemesi işte bu. Onun için kendi işlerinde sürekli fraksiyon bulup kendi aralarında da boğuşuyorlar. Yani illa... Sosyete kurduğu gibi kendi kendini yiyecekler sonuçta. Tabii yani sistemleri öyle zaten. Zaten mutlaka böyle olması gerekir diyorlar. Yani bir tez varsa mutlaka antitez olması gerekir. Sonra sentez olacak. Yine kendi içinde o diyor çelişki meydana gelecektir. Yine tez, antitez ve sentez olup yine çelişki devam edecektir diyor. Ve sürekli kavga ve kan dökme vardır diyor toplumda. Yani onlar bir sakinleşme, durulma diye bir düşünceleri yok zaten. Evet hocam. İyi günler hocam demiş. Ben size İstanbul Ataköy'den yazıyorum. Sizin Hülya Avşar'ın programındaki konuşmalarınızı sitenizden izledim. Hülya Hanım birkaç defa kızını sizin yanınıza gelirse verebileceği karşılıktan bahsetti. Ben konunun buraya nasıl geldiğini merak ediyorum. Acaba sizin Hülya Hanım'ın kızıyla ilgileneceğiniz konusu nereden açıldı? Bunu da Sevgi Bayındır Hanımefendi sormuş Ataköy'den hocam. Ben de şaşırdım yani. O çocukcağızla benim ne işim olur ve niçin ben onunla görüşmem gerekir? Yani neden beni ilgilendirir? Yani ben onu anlayamadım. Ya hanımefendinin trend düşüşüyle alakalı bir şeydir hocam. Yok ben Hülya Hanım'ı çok severim de. Yani bunu niye düşündü? Yani beni niçin ilgilendirir? Ve neden böyle bir ifadesi oldu? Ben buna biraz şaşırdım. Biraz da bayağı bir hayli şaşırdım. Ama çılgın ve tabii böyle neşeli bir tip. Güzel bir insan. Böyle herhalde muhabbet olsun, sohbet olsun diye söyledi anladığım kadarıyla. Yani öyle öldürme, asma, kesme o ruhunda, o öldürmeyi o bir sevgi ifadesi olarak söylemiştir. Yani o anlamda azlık oluyor. Severken biz çocukları yaparız, öldürürüm bak seni falan gibi. O anlamda demiştir, evet yani sevgi anlamında demiştir. Evet. İnşallah. Hocam iyi geceler demiş. Biharül Envar isimli eserin. İnşallah doğru okudum. 13. cildinin 243 sayfasındaki Hazreti Mehdi'nin görünüşü ile ilgili şöyle bir hadis aktarılmış. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın düz burnunun başlangıcındaki iki kaş arasındaki küçük bir çukur vardır. Yanağındaki beni Hazreti Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır. Cildi çok parlaktır. Hazreti Mehdi'nin görünüşü genel olarak da Hazreti Musa'ya benzeyecek mi? Mehmet Ali Keçeci Ankara'dan soruyor. Rivayetlerden anladığımız kadarıyla Hazreti İsa'yı andırıyor ama yanağındaki ben açısından Hazreti Musa'ya benziyor. Tek bir silsile oldukları için tabii genetik olarak sürekli devam ediyor. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırtında bir ben var. O ben genetik devam ediyor. Mesela Abdülkadir Geylani'de de vardı sırtında ben. Onda da devam etmiştir. Yani genetik olarak ileri nesillere de Mehdi'de de var. Hocam ben böyle hissettiğim insanlar böyle ceketine dalasım geliyor hocam. Böyle bir güdülenmiyor da bizim seyitlere, Nebi soyundan gelen insanlar olan Allah razı olsun. Sevgimizden, muhabbetimizden mi bilemiyorum ama. Hadiste o kadar fazla detay verilmiş ki ben onu, o hadisi de yeni buldum ben onu, bizim sitemizde var. İki kaşın arasında diyor bir çukur çizgi vardır diyor. Yani kaş çatma çizgisinin tek olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz Mehdi'de. Yani normalde insanlarda iki tanedir. Yani iki taraflıdır. Şu tarz bir şey vardır. Mehdi'de tektir diyor. Yani enine tek çizgi halindedir diyor. Kaş çatma çizgisi. Yani bir farklılık olarak onu belirtmiş Peygamber Efendimiz. Çok garip. Şaşırdım maşallah. Evet hocam. Hocam selam demiş. Aleyküm selam diyelim. Darwin'in iddiasına göre türler birbirinden kademeli bir şekilde değişerek evrimleşmişlerdir. Yararlı olan değişimler doğal seleksiyonla seçilerek diğer bir türe aktarılmaktadır. Eğer değişim yararsızsa elenmekte ve diğer bir türe aktarılmaktadır. Peki hocam demiş, durum böyleyse insan gözünü nasıl açıklıyorlar? Çünkü göz 41 organelin aynı anda var olmasıyla ancak görebilmektedir. Bunlardan biri eksikse hiçbir işe yaramamaktadır. Yani bu haliyle bir anda yaratılmış olması gerekmektedir. Darwinciler bunu nasıl bir açıklama getirebilir demiş Arda Cihan. Darwin de bunun farkında. Adam diyor ki daha gözün daha ilk genel yapısını anladığı halde bunu söylüyor. Yani detaylarını da bilmiyor. Buna rağmen bunun teorisine karşı
yıkıcı bir delil olduğunu söylüyor. Yani mealen yaklaşık. Celal Hoca da bundan habersizdi. Geçenlerde o trilobit fosilinde gözünün resmini gösterttim. Trilobiti de gösterttim. Celal Hoca herhalde biraz kanaati gelmiştir. Biraz değil de bayağı kanaati gelmiştir zannediyorum. Çünkü sürekli delille konuşuyoruz. Biz Celal Hoca gibi böyle hani pürneşe, Fransızca, İtalyanca falan çatlatarak konuşmuyoruz. Evet, konuştuğumuzu alıp getirip göstertiyoruz. İyi bir şovmen hocam. Yani bence onun sektörü biraz farklı gibi geldi bana ama. Yani... Yok, neşeli bir tip. Yani bir kere dürüst, o iyi bir şey. Yani dinsiz olması ayrı bir şey. Tamam, o Allah'a ahirette hesabını verir. Ama dürüst, münafık çok kötüdür. Münafık çok kötüdür adam. Açıkça söylüyor, ben inanmıyorum diyor. Ve inançlarım da bu diyor. Annemin, yani, anneannemin dediği gibi diyorsunuz falan. Evet, yani dürüst. Yani bu çok önemlidir. Yani münafık çok tehlikelidir. Düşmanın mert olandan korkmam gibi. Hayır, adam düşman da değil zaten. Adam şey, yani yanlış anlaşılması için söylüyorum. Ben bu fikirdeyim diyor. Düşüncesi bu. Ama hakikaten biraz uslubu çocuksu. Yani şey değil yani. Hakikaten çok az bilgisi var. Böyle yüzeysel bilgi onu heyecanlandırmış. Biraz da yüzeysel düşünüyor. Yani derin düşünmüyor. Evet. Şimdi derin düşünmesi için sürekli delil veriyorum ki inşallah kafasında toparlar şöyle. Maddenin hakikati hakkında da haberi yok. Yani maddenin beyinde bir görüntü olarak oluştuğunu, dışarıda maddenin astığını hiçbir insanın görmediğini de bilmiyor. Yani uslubundan bu anlaşılıyor. Yani mesela bu çok önemli bir husustur. Yani iç benini, iç ruhunu görmesi insanın çok önemlidir. Mesela dışarıda ses olmaması çok önemli, görüntü olmaması çok önemli. Ve ayrıca göz eğer olmasa, yani algılayamasa, atomun dışarıdaki görünüşü saydam. Yani aralıkları çok fazla olduğu için, yani muazzam aralığı olduğu için. Göz onu böyle görüyor. Yani blok olarak görüyor. Evet, yoksa halde görürse belki de ürkütecek. Evet. Zaten güneş yok bir kere. Yani aydınlık yok o anlamda. Güneş var fakat aydınlığı yok. Güneş sadece bir karanlık olarak dalga yayıyor. Biz o dalgayı ısı ve ışık olarak görüyoruz. Yani ısı da bir algı. Yani ısı diye bir de bir şey yok. Yani titreşimle ilgili bir şey bu. Biz titreşimi ısı olarak algılıyoruz. Yani beynin bir algısı o. Öyle yorumluyor. Mesela dışarıda zaman yok. Zaman beynin bir algısı, beynin bir yorumu. Yani bir evvelki olayı, mesela bir evvelki olayı dedim demin, ikinci kere bir evvelki olayı dedim sonra, işte o aradaki farkı beynimiz kıyaslıyor, kafamızda kıyas yapıyor. Oradan inanç olarak zaman meydana geliyor. Yoksa dışarıda zaman yok. Yani uzayda zaman yok. Tek bir an var. Allah katında da tek bir an vardır. Da değil yani, Allah affetsin ne demeyeyim. Allah katında tek bir an vardır. Uzayda da öyledir. Bunları Celal Hoca'nın biraz tabii düşünmesi gerekiyor. Daha derin düşünmesi gerekiyor. Yavaş yavaş böyle anlata inşallah doğruyu daha iyi anlamasını sağlayacağız inşallah. Evet, ben karıştım zaten hocam. Celal Hoca'dan önce ben burada karıştım. Evet, bazı üniversite yönetimlerine çöreklenmiş mason odaklar evrimi şuursuzca desteklemeye başladılar. Kesinlikle delil getirmeye yönelik değil, bilim dışı demagojilerle bunu yapıyorlar. Demek evrim gerçekten çökmüş, bunu anlıyoruz buradan. Benim bildiğim bilimsel tartışmanın tarafları karşılıklı bilimsel maddi deliller ortaya koyar ama evrimciler sadece hikaye ve masallar anlatıyorlar. Ama yaratılışı savunan sizler maddi delil olan fosilleri ortaya koyuyorsunuz. Türkiye'de üniversiteler bir de niye iyi eğitim vermez, dünyada niye sıralamaya giremezler derler. Buna şaşırmamak lazım. Öyle değil mi hocam diyor. Sizin yorumunuz nedir bu konuda acaba? Gene İzmir'den gelen bir mesaj hocam. Semih Babaoğlu'ndan gelmiş bu da. Evet. Genelinde bir düzelme, iyiliğe ve güzelliğe doğru gidiş var. Aydınlanıyor. Yani bizim milletimiz her an bir gelişme halinde, bir güzellik halinde. Gerek Türk-İslam Birliği'nde, gerek Darwinizmin sahteliğinin anlaşılmasında ciddi bir gelişme var. Biz az olan bozukluğun üstüne gidiyoruz. Yani aslında çok olan bir bozukluk yok.
az olan kısmını temizlemeye çalışıyoruz. Yoksa biz çok olan kısmını temizledik zaten, Allah'a çok şükür. Şimdi kıyıda köşede buluyoruz böyle ilginç vakalar, onların üstüne gidiyoruz. Mesela Türk-İslam Birliği konusunda Türk parlamentosu kuruldu. 28 Müslüman ülkenin girişimiyle İslam ortak pazarının kurulması için anlaşma yapıldı. Bu bizim bu konuyu, benim bu konuyu gündeme getirmemden sonra Allah'ın izniyle. Bizlerin bu konunun üstünde durmamızdan sonra olan gelişmeler bunlar. Müslüman ülke arasında vergi indirimine gidilmesine ve ticaretin artırılmasına karar verildi. Ahmedi Necat Türkiye İzzetinin Sünni bir imamın arkasında namaz kıldı. Türkiye'nin ilerlemesini kendi ilerlememiz gibi görüyoruz. Biz kardeşiz, aynı dine mensubuz. İki ülke arasında işbirliği büyük güç oluşturabilir. Bu güç bölge ve dünya barışının tesisinde kullanılabilir dedi mesela. Bu muazzam bir gelişme. Çünkü onlar Sünni Şii ayrımı var zannediyorlardı. Biz kardeşiz dedi adam. Sünni imam arkasında namaz kıldı Osmanlı Camii'nde. Konu bitti. Kesinlikle. Maşallah. Evet. Türkiye Kafkas İttifakı'nın kurulmasının öncülüğünü yaptı mesela. Bu, mühim bir gelişme bu. Afrika Birliği İstanbul'a toplandı. Mühim bir gelişme. Tarihi İpek Yolu'nun yeniden açılması için Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan ittifakıyla Bakü-Tüflis-Kars demir yolu inşaatına başlandı. Yeni. İstanbul'da Türk dili konuşan ülkeler parlamenterler asamblesi toplantısı yapıldı. Bu toplantı basında Türk Birliği için ilk adım olarak anlatıldı. Gürcistan-Türkiye sınır kapısının açılış sırasında Gürcistan Devlet Başkanı sınırların kaldırılmasını istediklerini söyledi. Türkiye ve Ermenistan arasında sınırların açılması ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi konusunda görüşmeler yapılmaya başlandı. Mesela 18 yıl aradan sonra ilk defa bu yıl Türkiye Başbakanı Irak'ı ziyaret etti. Bu haftada Sayın Abdullah Gül Irak'a gidiyor. 33 yıl aradan sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Irak'a gidiyor. Amerika Türkiye'nin Irak'ta Birleşmiş Milletler'e öncülük etmesi gerektiğini açıkladı mesela. TRT Türk kanalı açıldı. Azerice, Kırgızca, Kazakça, Türkmence ve Özbekçe 24 saat yayın yapılacak. Türk Birliği'nin artık bu kılıcı Allah'ın izniyle. Suudi Arabistan Kralı Uluslararası İslami Diyalog Toplantısı düzenledi ve önce İslam Birliği şeklinde açıklama yaptı. Suriye Baş Müftüsü Türkiye ve Suriye arasındaki sınırların kaldırılması gerektiğini söyledi. Bahreyn Dışişleri Bakanı ortadaki sorunların çözümü için Türkiye ve İran'ın dahil olacağı bir birlik oluşturulması gerektiğini, İsrail'in de bu birliğe alınması gerektiğini söyledi. Sorunları çözmenin başka yolu yoktur dedi. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine seçildi. Arap ülkelerini ve Afrika ülkelerini hepsi Türkiye'nin seçilmesi için oy verdi. Say bitmez. Yani 300'e yakın gelişme var. Türkistan Birliği'ni biz gündeme getirdikten sonra oldu bu olaylar bak. Yani. Hocam yani çok tam olarak zamanı telaffuz edemeyeceğim de birkaç 4 aydır falan yaklaşık 4-5 ay beraberiz program yapıyoruz. Yani o kadar bir zaman. İnşallah. İnsana belki bakıldığında çok şey gelmiyor. Acaba gibi sorular nefiste var ya. Ben kendi nefsime konuşuyorum tabii. Bu tür şeyler geliyor ama gelişmeler de şaşırtıyor. Hakikaten maşallah. Şaşırtıyor. Evet hocam diyor, aile içi şiddet vakalarına dikkat çektiğinizde bunu milyarda bir rastlanan çok olağan dışı bir durum olarak düşünmüştüm. Bir insanın özellikle çocuğuna nasıl zarar vermek isteyeceğini tam anlayamamıştım. Fakat bu konuda resmi kayıtlarda ABD'de her 100 bin ailede 5 bin ensest vakası var ve aile içi cinsel istismar olayının %50'si bildirilmiyor. 2006 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye'de her 26 dakikada bir aile içi şiddet, çocuk istismarı, kadın istismarı ve taciz bunlara dahil. Bunlar insanın hiç duymak istemeyeceği konular. Fakat toplumun kanayan bir yarası. Bunun önüne nasıl geçeriz diyor Seral Paşalı. Bunu da soran evet, hocam. Evet maşallah. Mesela bakın diyor ki burada Amerika'da yapılan son çalışmaya göre diyor yılda 1 milyona yakın ensest vakası meydana geliyor. Fakat diyor sadece %10'u polise bildiriliyormuş. Bak 1 milyon vaka. Yani, evet. %10'u bildiriliyor, %90'ı bildirilmiyor. İşte bu çok büyük bir kepazelik. Sri Lanka'da yılda 10 bin kız çocuğu ensest mağdur oluyormuş her yıl. Kanada'da kız çocuklarının %20'si, erkek çocukların %16'sı hayatlarının bir döneminde ensest mağduru oluyor. Bunların %12'si polise bildiriliyormuş. İşte böyle bir konumlarda gençler
PKK'ya da bazen aileler baskı yapıyorlar. PKK'ya katılacaksın diye. Veyahut kadın fahişe oluyor. Çok kızını da fahişe yapmaya çalışıyor. Böyle vakalarda hemen tavır koysun bu aslan bacılarımız, aslan kardeşlerimiz. Savcıya dilekçe versinler. Onları bağlarına basacak çok fazla binlerce, on binlerce Müslüman aileler var. Türk milliyetçisi aile var. İftiharla bakarlar. O da onlar da evlatları olur. Yahut akrabalarından güvendikleri vardır. Onların yanına geçerler. Böyle ahlaksızların içinde sakın kalmasınlar. Böyle anne baba olmaz olsun inşallah. Yani böyle anne baba olmaz. Ahlaksızlık yapan anne babanın olduğu yerden kaçacaklar. Doğru diyorsun. Tabii. PKK'ya ya terör örgütlerine katılmaya teşvik ediyorsa komünist olun, evet. Komünist örgütlere katılıp devlete devletin polisine silah çekmeye teşvik ediyorsa böyle aile olmaz. Bunlar ahlaksız adamlar. Bunlardan ayrılıp kopup ayrılacaklar. Hicret olur. Hicret sevabı alırlar. Yiğit insanlarımız var. Tertemiz insanımız var. Devletimize de dilekçe versinler savcılıklara. Ben şu nedenden böyle bir tedbir alıyorum. Beni koruyun. Devletime sığınıyorum desinler. İki satır yazı. Devlet gereken tedbiri alır. Gidip sığınsınlar. Herkes canı gönülden onları korur kollar. İnşallah. Ama güzel ahlaklı, temiz aileleri tenzih ederim. Onlar bizim başımızın tacı. Onlar bizim hürmetli annelerimiz, babalarımız. Onların biz elini ayağını öperiz inşallah. Eyvallah hocam, eyvallah hocam. Kısa bir ara vermemiz gerekiyormuş evet. Hocam. Aldığımız i̇nşallah. İşaretlere göre. Evet, değerli dostlar devam edeceğiz. Fazla da uzaklaşmayın bence. Kısa bir ara dediğimiz gibi. Ahir Zaman Sohbetleri @hotmail.com'dan hemen sorularınızı yöneltebilirsiniz. HarunYahya.tv'den izleyebilirsiniz. Haber7.com sitesinden de canlı olarak izleyebilirsiniz. Kalanları aramızdan sonra beraber görüşeceğiz. Evet, devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Bizler çayımızı koyduk, sizler de çayınızı koyun. Böyle güzel, güzel. Ahir Zaman Sohbetleri diyelim genel anlamda isimlerine. İstifade edelim. Artık ben kendi nefsime söylüyorum aklımızın aldığınca. Ama sizler Ahir Zaman Sohbetleri @hotmail. Bunu unutmuyoruz. HarunYahya.tv, HarunYahya.net, HarunYahya.org. Bu sitelerden aklınıza her ne geliyorsa, ne takılıyorsa, konu her ne olursa olun, o sitelere girin, bir nevi müracaattır bu. Ve istediğinizde istediğiniz şekilde indirebilirsiniz. Bir sınırlama yok, bir bedel yok, üyelik zorunluluğu da yok. Olduğu gibi sizin olan bir site diyebiliriz. Ne arzu ediyorsanız oradan bulabilirsiniz. İnşallah yanlış bir şey söylemedim hocam. İnşallah. Evet hocam devam edelim hemen. Evrimciler neden hep yalana sığınıyor değerli hocam? İnsanla tüm canlılar arasında benzer proteinler var. Bunun nedeni de et yiyen, bitki tüketen tüm canlılar aynı proteinlere sahip olmak veya benzerlerine sahip olmak zorundadırlar. Ama bunu yalanlarla sadece bir türe yıkmaya çalışıyorlar. Gerçekleri gizleyerek insanları aldatmaya çalışıyorlar. Bunların yalanlarını da siz açığa çıkarınca tüm mason köşe yazarları tek bir tornadan çıkmış gibi yazılar yazmaya başlayıp feryat etmeye başlıyorlar. Bu yalana daha ne kadar sahip çıkmaya çalışacaklar demiş. Hocam merak ediyorum. Selim Makasçı Çorum'dan aramış bizi hocam. Biz onlara böyle elimizden geldiği kadar gayretle bu konularında olanı anlatacağız. Anlattıkça da zaten geriliyorlar. Yani %95 şu an dalinizme inanmayanlar oranı Türkiye'de. Bu zaten dehşet bir şey. O geri kalan %5'i de herhalde önümüzdeki aylar, yıllar içerisinde böyle güzel güzel çalışa halledeceğiz inşallah. Hocam ben aklıma bir şey geldi bu sorudan. Şimdi eğer onların dediği gibi olsaydı bu proteinlerin ortaklığından falan pek de kıt aklımda her şeyi yorumlamaya kalkmayayım ama o zaman insanların hani organ nakilleri gibi bir benzeri şeylerde kan alışverişlerinde falan hayvanlarla hiçbir sıkıntı çekmemesi lazımdı. Şimdi Darwinistlerin hatası şu oluyor, detaya çok kafaları takılıyor. Yani olay bütünde zaten bitmiş durumda. Yani onun kafaları yani noktaya şöyle bakmaya başlar, bütününü göremiyorlar. Mesela Celal Hoca'da da biz bunu görüyoruz. Dinozorlardan bahsediyor. Ya dinozor zaten dev bir varlık ve muazzam bir vücut sistemine sahip. Yani her detayı bir sanat, her hücresi bir sanat. Her hücresinde milyonlarca, milyarlarca bilgi kodlu. Ve bütün vücuduna ait muazzam bilgiler var. Hayvanın hormon sistemi ayrı çalışıyor, kemik sistemi ayrı mükemmel. Yani kusursuz mükemmel bir hayvan. DNA'ları sabit her şeyden önce hocam. Oturmuş, bunların ara fosil olduğunu iddia ediyor. Ya mükemmel hayvanın ara fosil olur mu? Şimdi Celal hocama yine bir
Hediyem daha var bugün. Şimdi mesela bak, milyonlarca... bu, evet, kozalak. Bildiğimiz kozalak. Şöyle tutayım daha iyi görür kozalanı. Bakın burada, evet, kozalak. 65 milyon yıllık. Bu kozalak, yani eğer Darwinistlerin elinde verirse, bu kozalağın çıkıntılarının bir süre sonra insan saçına dönüştüğünü, işte alt tarafından bacaklar çıktığını iddia edip, kozalağın da bir süre sonra caddelerde gezeceğini söylerler. Bakın hiçbir değişikliğe uğramamış. Ne hurma değişikliğe uğramış, insan olmuş, ne de kozalak değişikliğe uğrayıp insan olmuş. Görüyorsunuz aynısıyla kalmış. 65 milyon yıllık kozalak. Tıpkısının aynısı. Hiçbir değişiklik yok. Evet. Hocam, Firavun'un cesedi de bu anlamda çok güzel bir örnek değil mi? Ya, örnek alacaklar o kadar çok şey var ki. Yani hiç değil, o biraz milyonlarca, daha farklı, milyarlarca, trilyonlarca var. O biraz daha farklı hocam. Evet. Firavun'un cesedi hani en azından et kemikten ayrılmamış. O tabii Kur'an'ın da bir vaadidir, Cenab-ı Allah'ın vaadi. Zaten onların hepsini Allah muhafaza etmiş, bir tek onu değil. Onların takım olduğu gibi duruyor. Firavun ailesi, çoluk çocuk, soy, talukat hepsi beraber. Yani o bir ceddine kadar, yani bir evvel ceddine kadar. Bir de vaadi var, o kadar bir saklayacağız. Tabii. Yani Allah ona işaret ediyor, oradaki işaret odur. İbret oluyorlar. Çünkü adam diyor ki, beni kurtar diyor Cenab-ı Allah. Allah diyor, ben senin, maddeci ya bu materyalist, o da Darwinist. Tamam kurtaracağım diyor Cenab-ı Allah. Ama cesedini kurtaracağım diyor. Yani ruhunu değil diyor. Evet. Değil mi? O, sen cesedin ibaret olduğunu söylemiyor musun? Madde olduğunu söylüyorsun, evet, sen. Materyalistsin. Evet. Ruhun varlığını kabul etmiyorsun değil mi? Evet. Allah da diyor, sen cesedini kurtaracağım diyor. Yani dediğini yapıyor. Ama cesedini kurtulması onun işine yaramıyor. Demek ki ruh önemliymiş. Kesinlikle. Onu görüyor. Çok doğru hocam. Kur'an'da İnşallah. Allah'ın varlığının kesin delilleri olan olaylar ve canlılar ise ayet, yani delil olarak tanımlanıyor. Örneğin Nahl suresinin 69 ayetinde Allah Celle Celaluhu bal arısından bahsederken onda düşünen bir topluluk için ayetler olduğunu söylüyor. Allah'ın ayetleri Kur'an'da yazılı olduğu gibi göklerde ve yerde, tüm evrende de var. Hocam, Kur'an ayetleri ve Allah'ın yeryüzündeki delilleri bu kadar açıkken bazı ilahiyatçılar hala neyi tartışıyor? Hala neden evrim ile dini bağdaştırmaya çalışıyor? Onlar Allah'ın Kur'an'daki ve yeryüzündeki ayetlerini görmüyorlar mı? Kur'an'daki Allah'ın yoktan var ettiği ile ilgili ayetler bu kadar açıkken neden böyle bir tavra giriliyor? Demiş. Hande Yürekli sormuş. Bunlar Levent'ten. Yani bol çamur, bol tesadüf. Evet. İşte Darwinistler, materyalistler, masonlar uyumamış demek ki. Adamlar uğraşmışlar. Hiç ummadığımız yerlere kadar ulaşmışlar. Oradaki insanları ikna etmişler. Onları kendi kafalarına çekmişler. Veyahut kendilerine sempatizan hale getirmişler. Bir kısmı bunu kafasının çalışmadığından, saflığından yapmış. Bir kısmı şeytanlığından, iblisliğinden yapmış. Ama yapmışlar. Ama sonunda bize geldiler. Evelallah, yani teker teker böyle sıradan hepsini, ondan sonra böyle ay çekirdeği ezer gibi çıtır çıtır ezere gider diyeceğiz inşallah. Fikrimizden, düşüncemizden, delillerimizle. Ki zaten çok büyük bir yol aldık. %95 dehşetli bir oran. O geri kalan %5'i de Allah'ın izniyle öğütürüz. O sorun değil. Peki hocam, fikirle, bilgiyle. Özür dilerim. Evet. Dışarıda çok ciddi teveccühler var şahsınıza karşı. Yurt dışında, hatta ben kendi şahsımda şahit olduğum bir olayı bile aktarabilirim ama şimdi belki zamandan, izleyicilerden çalmama adına gerek duymuyorum. Ama bunun aksine, şimdi müesser medeniyetlerden falan söz ederken, Batı'daki bazı şeylerin insan hakları ile insanlara işte bilme, somut verilere, evet, saygısından söz ederken, bizim kendi ülkemizde özellikle bunun sansasyonel bir hale gelmemesi, insanların daha çok aydınlanmaması anlamında özellikle medyanın evet, bir tavrı mı var hocam size karşı? Bir endişesi, bir kaygısı ya da çok kaba bir tabirle bir acısı mı var? Nedir bu aymazlık?
Şimdi böyle olacak ki beni böyle delirtsinler adeta. Ben böyle şevkle, aşkla o Allah aşkının heyecanıyla o deli heyecanı, deli aşkı yaşayayım. Yani onu teşvik eden, onu kamçılayan bir şeydir bu. Eğer ben de dost olsaydılar, yani sen ne kadar iyi, doğru yoldasın deselerdi Masonlar, komünistler, PKK'lılar, ben insan içine çıkamazdım. Fahişeler, namussuzlar, üçkağıtçılar, dolandırıcılar beni tasdik etseydi, beğenselerdi ben çok kötü olurdum Allah razı olsun. Beni dürüst insanlar, benim vatanımın tertemiz böyle süt gibi vicdanı tertemiz insanları aşkla, muhabbetle seviyorlar. Halis Türkler, Türk milliyetçileri, gerçek Müslümanlar, muttakiler, güzel insanlar, iyi, dürüst insanlar beni seviyorlar. Onlar bana yeter. Ben böyle düzenbazların, efendim, gayrimeşru alemin insanların, itin kopuğun beni sevmesini zaten beklemiyorum. Yani sevmesin de bu benim için iftihardır. Benim için bir sevinç vesilesidir. Benim doğru yolda olduğumun tasdikidir. Beni Masonlar şunlar bunlar desteklerse maazallah, Allah ezdirgesin yani. Sahile girer diyorsun. Tabii ya, onlar gereğini yapacaklar, biz de gereğini yapacağız inşallah. Yok, asıl kastım şuydu hocam. Mutlaka siz doğru anladınız. İnşallah. Şimdi medyada sevgili hocam görüyoruz. Bazı sektörler var. Biz ne spora karşıyız ne de başka şeylere karşıyız. Ama hakikaten insana medya mensubu olmak ya da medya adına bir şeyler yapmak, kamuya faydalı olmak, bütün sektörler öyledir. Kamuya faydalı olmak gerekiyor. Ama hakikaten kamuya faydası olmayan alanlarda milyonlarca liralar, milyonlarca böyle yetim hakkı olan bedeller ödeniyor. Biz görüyoruz bunları. Böyle de programlar var. Ama ne gibi belirsiz garip şeyler de ekranlarda yer bulabiliyor. Bir sokak kavgasını bile ekranlara çok rahat taşıyabiliyor. Ama konu olan Allah'ın ilmi ise nedir Allah korkusu ya? Onların zaten bunu yapamaması nasipsiz olduklarını gösterir. Nasipli olanlar bunu yapacaktır. Kaderinde olanlar bunu yapacaktır. Ahir zaman güzellikler çağıdır, güzellikler yeridir. Ama müminler zorlukların arasından güzelliğe kavuşacaklar. Bu Allah'ın yarattığı ayrı bir güzelliktir. Kolaylığın içinden kolaylığa gitmek ayrıdır. Zor gibi görünen kolayın içerisinden zorlukları fethetmek ayrıdır. Allah böyle bir güzellik yaratmıştır. Zor gibi görünen kolaylıklar içerisinde zoru ortadan kaldırıyoruz. Yanlışları ortadan kaldırıyoruz. Bu çok büyük bir nimettir. Bizlere bir de İnşallah. hocam selamla başladığınız, selamla bitirdiğiniz programlardan dolayı bile böyle gerici damgasını çok rahatlıkla vurabiliyorlar. Çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar ama ben de bir yerin artık 3 defa Rabbim demeye başladım. Açılışlarda, kapanışlarda. Herhalde 99'a çıkacağız yani bu Evet. ne varsa hepsini sayacağız. Gerici demek, geçmiş kültürünü, geçmiş inancını mükemmel yaşayan anlamında alıyorsa o anlamda biz zaten gericiyiz. Ama onun ilericiliği, yani tarihini, geçmişini, soyunu sopunu inkar anlamında maymunluktan sadece ileriye doğru bakıyorsa o zaman bu çok anormal. Yani boşluk demektir o adam. Allah affetsin Yani ya. bir adam tarihini, imanını, kültürünü, soyunu sopunu reddediyorsa, örfünü, ananesini, geleneğini, güzel olan her şeyi reddediyorsa, zaten o boş kavanoz gibi bir şey olmuş oluyor adam. Hiçbir şey kalmıyor. O anlamda biz tabii ki gericiyiz. Yani Elhamdülillah. soyumuzu, sopumuzu seviyoruz, ecdadımızı seviyoruz, inançlarımızı, örfümüzü, geleneğimizi seviyoruz. Onlar bizim gerimizde kaldı. Biz onları aşkla kucaklıyoruz. O zaman bu apolet Ve güzel hocam. onu alıp ileriye doğru götürüyoruz. Bu apolet güzel o Evet, zaman biz hocam. bunlarla ileriye doğru gidiyoruz. Yani bundan ileriye doğru yol alıyoruz. Aydınlıkla, ışıkla yol alıyoruz. İnşallah. Ama geride bir kültürü olmayanın, geride bir görgüsü olmayanın, geride bir inancı olmayanın kafa zaten teneke gibi bomboş olur. Tıngır tıngır o gitsen olur, gitmesen olur. O ileriye de gitmez, boşluğa gidiyor. Kültürü dost doğru olan, kültürünü kucaklamış inancıyla iç içe yaşayan insan ilerici olabilir, ileriye gidebilir. Geriden aldığı o kültürü alır, onu kucaklar, ileriye doğru gider.
kafası gazya tenekesi gibi bomboş olanın sadece tangur tungur yuvarlanır boşlukta. Başka bir şey olmaz. Biz Ramazanlarda yapardık hocam. Davul dümbelek bulamazdık. Ramazan teneke bit ayağı kutularına böyle alı benimize çubukla vururduk. Öyle bir şey olur onlar. Boş teneke olur ya. Anladım hocam. Evet. Sayın hocam, son günlerde baronun hortumuna düğüm üzerine düğüm atılıyor. Acaba bu konuda günlerdir sizin vermiş olduğunuz detaylı bilgilerin etkisi olmuş olabilir mi? Bülent Gezgin. Baronu öyle gafil ve fitneci yaratan Cenab-ı Allah'tır. Hayırla yaratır. Şu anda da belasını veren de Allah'tır. Onun şapkalısı da onu kurtaramıyor. Diğer o kadın kız sağlayan diğer şapkalısı da kurtaramıyor. Yani bu bir sistem. Ben bunlara kara kılan diyorum. Yani bunlar birbirlerine hepsi bağlantılıdır. Mesela o geçenlerde söylemiştim. Böyle besili yaban domuzuna benzeyen bir tanesi var. Böyle saçı arkadan at kuyruğu gibi sarkıyor. Tam tipik domuz. Acayip saldırgan. Önüne gelene saldırıyor. Yani hani derler ya, önüne gelene kapıyor, ardına gelene tepiyor. Müthiş bir enaniyet ve kibir ve azgınlık. Baron'da da var bu. Muazzam bir hayasızlık ve kibir. Ve bunun bütün yalaka takımında da var bu. Yani Türk milletini haşa hiç yerine koymak, millete saygı göstermemek ve tekebbür, enaniyet ve azgınlık. Ve onların ileriste daha da ortaya çıkacak olan, şu an kendini iyice belli eden takımı var, yönetici takımı. Görüyorsunuz üsluplarındaki küstahlıkları ve saygısızlığı. Yani adam üstlerine karşı da bir saygısı yok. Yani devlet terbiyesi yok adamda. Enaniyetten kudurmuş artık, yani aklı gitmiş. Bunları böyle masonlar çıldırtıyorlar, delirtiyorlar. Türk milletine karşı da böyle bir nefret düşüncesi içinde oluyorlar. Dolayısıyla sadece ezilecek bir millet olarak görüyorlar Türk milletini. Yani her gördüğün yerde ezeceksin. Her yerde haşa aşağılayacaksın inancındalar. Bizim milletimiz de kendine bunu yaptırtmaz ve dedirtmez. Yani yiğit millettir, delikanlı millettir benim milletim ve asildir. Yani sakindir ama tokadı da şiddetli olur. Devletimiz bu melanet inancı, bu melanet yapıyı tam anlamıyla şu an eziyor. Yani hukuk ve kanun ölçüleri içerisinde. Belki hukuk ve yargı içerisinde yine gizlenmiş kendi adamları var. Onlar biraz direnecek olabilir. Ama eninde sonunda sıra onlara da gelecek. Yani devletimiz gereken tedbirleri alıyor. Fakat bu kibir ve enaniyet, Türk milletine karşı yapılan bu uygulamaların artık bir sonu geldi. Türk milletine kim tepeden bakıyorsa, haşa kim adam yerine koymamaya kalkıyorsa, Allah hepsinin belasını veriyor. Bizim milletimiz mazlum, temiz, efendi, saygın, sevecen, dost canlısı, muazzam, mübarek bir millet. Ne istiyorsunuz bu milletten? Yok Darwin'miş, yok İbn-i Miskeve'ymiş. Hepsini Allah'ın izniyle böyle süprüntü gibi süpüreceğiz. İnşallah. Yani bir süpürgeyle indireceğiz aşağı. Fikirle, düşünceyle, kültürle ve bilgiyle. Sevgiyle ve şefkatle. Biz bu necip milletin hak ettiği üstün güzelliği, üstün mutluluğu ve sevinci onlara Allah'ın izniyle kat 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 vereceğiz. Dünyanın en mübarek milleti, en güzel milleti bizim milletimiz. Gidin Karadeniz öyledir, gidin Erzurum'a öyledir. Erzurum dedi mesela, hemen insanın içi coşar, dadaş yurdu. Değil mi? Elazığ desen yiğit yeri, Malatya desen yine öyle. Diyarbakır, Mardin, tertemiz efendi insanların olduğu yerler. Kayseri yine öyle. Kayseri. İnsan içi açılır Kayseri'de. Erciyes hocam, Erciyes'e bak. Ben evet. İki yıl falan kaldım orada. Maşallah. Ve her sabah kalktığımda Erciyes'i görüyordum. Böyle bir hasret, bir özlem içinde. Yani ben Karadeniz olmama rağmen maşallah. Baktığım zaman böyle telli duvaklı gibi dururdu karşımda. Maşallah. Kavuşacağız der dururdum yani. O daha cezbetmişti evet. beni. Mesela İzmir çok sevecendir. Çok tatlıdır insana. Çok güzel huyludur. Çok insan canlısıdır onlar. Antalya öyle. Edirne böyle yiğit kaynar maşallah. Baydan baya çok güzel bir memleket. Çok güzel insanlar. Müthiş bir mozaik. Tabii biz bu milleti ezmeye kalkanların, adam yerine koymayan kim varsa hepsine gereken ilmi, kültüre karşı verip onların da adam olmasını sağlayacağız inşallah. Bu milletin değerini onlara iyice hissettireceğiz.
İnşallah. Hocam, o zaman buradan duyurumuz da şey gitsin. Çanakkale Savaşı'ndan sonra İngiltere'de Avam Kamarası'nda Bağıran Müstemlaklar Bakanı'na da gitsin. Yıkmaya çalıştığımız şey başarılı olmadı diye. Evet, Hayim Naum'a da gitsin. Evet hocam. Hayim Naum Efendi var biliyorsunuz. O Türkiye'yi yok etme projesinde o da görevliydi. Lord Gürzon vardı, o var. Hepsi yani. Hepsinin gitsin. Yani onların düşüncesine gönderiyoruz. Tabii şu an onlar hayatta değiller ama o düşüncelerine evet gönderiyoruz inşallah. Sağ olun hocam. Değerli hocam, Baron'un kalemşöllerinin, yancılarının halkımız üzerindeki ekabir tavırları fütursuzca devam etmektedir. Bunların ekabir tavırlarının sistemlerinin sonu gelecek mi demiş. Bu da benim adaşımdan geliyor ve Mükrem'in oğlu. Hakikaten bu hayrettir. Yani akıl almaz zübbeler. Yani akıl almaz enaniyetliler. Yani mesela o Baron'un kalemşör takımı, ünlü takımın o bıyıklı, diğer bıyıksız şu bu falan bir dikkat edin, düşünün. O yine her devrin adamı, her devrin adamının bağlantı kurduğu gene o eski meslektaşı olan şahıs. Yani enaniyet ve kibirden böyle artık betonlaşmış adamlar kafaları. Yani tam kemik kafa, odun kafa olmuş. Yani yoluna yürümekten aciz adamlar, ahkam kesiyorlar. Dergilerden oradan buradan Darwinizm hakkında bilgiler toplamışlar. Kesin kanaati gelmiş adamın. Taşıması. Taşıması ama dergiden, gazeteden, oradan buradan derleme toplama. Yani o zayıf kafasında da onu toplamış. Bir inanç otu oluşturmuş ve Türk milletine de bir bakış açısı oluşturmuş. Yani Türk milletine haşa ve cahil, zayıf, ondan sonra ezilmesi gereken bir millet olarak görüyor. Bu milletin ne kadar soylu, ne kadar yiğit, ne kadar efendi olduğunu onların böyle o boş teneke kafalarını tık 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 böyle uyararak anlatacağız inşallah. Hocam, anlayıncaya kadar. 16 kere yıkılıp 17. defa tekrar kurulan bir başka ulus var mıdır diye maşallah, geldi aklıma. Maşallah, maşallah. Bir baksınlar her yere bizim şanımız, şerefimiz nakşedilmiş durumda. Bütün sokaklara, caddelere, Osmanlı eserlerine baksınlar, gitsinler camilerimize baksınlar. Eski edebiyatçılarımızın, eski yazarlarımızın, sanatçılarımızın çalışmalarına baksınlar. Bütün dünyanın hayran olduğu muazzam bir medeniyet görecektir. Ama şimdi altın çağda olacak olan medeniyet hepsinin üstünde olacaktır. Yani muazzam bir medeniyet parlaması olacaktır. İnsanlar nefesleri kesilecek inşallah bu sefer. İnşallah hocam. İnşallah. Sizde bu evrim tartışmaları Türk halkının kafasını karıştırır mı? Yani olumsuz anlamda diyorum. Emel Kadrioğlu sormuş bunu da Bursa'dan. Evet hocam. Türk milletinin %95 Allah yarattı demesi kafasını karıştırdığı değil, kafasının daha da o güzel akıllarının daha güçlendiğini gösteriyor. Vesveselerinin gittiğini gösteriyor. Tedirginliklerin gittiğini gösteriyor. Şüphelerin izale olduğunu gösteriyor. Ve milletimiz Mehdi çağına doğru hızla ilerliyor. Hazreti İsa'nın gelişine doğru hızla ilerliyor. Ve dünya lideri olmaya doğru hızla ilerliyor inşallah. Kafla kefin farkı hocam, Allah yarattığı tıraş etmedi. O kafla kefi ayırabiliyor bizim toplumumuzda artık. Evet. %95 çok ciddi bir rakam. Evet hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizin konuşmalarınızı dinlemeye başladığımdan bu yana hayatımda ilk kez bir din adamının dini samimi anlatmasına şahit oldum. Allah bize de sizdeki samimiyeti nasip eder inşallah. Sorum şu. Şeytanın insanları kandırma yöntemleri nelerdir? Daha çok kimler üzerinde etkili oluyor? İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sivas'tan Sinan Karbul'dan geliyor bu mesaj hocam. Kur'an'a tam tabi olan şeytana karşı çok müsellah hale gelir, silahlı hale gelir. Yani Kur'an'ı çok iyi bilmek lazım. Mesela kardeşimiz diyor ya, Darwinizmi öğretmek acaba hani bu tartışmalara girmek nasıl olur? Halbuki Kur'an bize zaten Firavun'u anlatıyor, Nemrut'u anlatıyor, putperestleri anlatıyor, şeytanı anlatıyor, onun karakterini anlatıyor. Bu bizim aklımızı karıştırmıyor, aklımızı sağlamlaştırıyor. Yani. Karşıtımız olan ahlaksızları, kirli düşünceleri, yanlış düşünceleri bize Cenab-ı Allah aktarıyor ve çözümünü göstertiyor. Ve bunun doğrusunu anlatıyor. Biz çirkinliği bilmezsek güzelliği bilmeyiz. Yanlışı bilmesek doğruyu bilmeyiz. Yani yanlışı da bileceğiz, doğruyu da bileceğiz. Onun için şeytanla mücadele ederken tek yapılacak şey çok samimi olmak ve Allah'a tam teslim olmaktır.
Allah'a kendini bıraktım hani derler ya, güven Allah'a, dayan Allah'a, sırtını Allah'a dayayacaksın. Uhretül muska, hablullahul metin, Allah'ın kopmaz koparılmaz ipine sıkı sıkı sarılacağız böyle. Sıkı sıkı, işte o Kur'an'dır. İhtinas sırat-ı müstakim. Allah'ın dost doğru yolu inşallah, sırat-ı müstakim. O yol budur işte, Allah'ın kopmaz koparılmaz ipi. Kur'an'a sıkı sıkı sarılmak. Ondan gelsinle hiç kafalarını takmadan çok rahat olsunlar. İhtinas sırat-ı müstakim. İnşallah. Çok harika hocam, harika bir örnek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle Adnan hocama çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Önemli bir sorum var. Hazreti İsa'nın tekrar dünyaya gelecek olmasının üzerinde bu kadar fazla durmanız ve buna doğal olarak iman etmemiz kötü niyetli Hristiyanların işine yarayabilir mi? Kötü niyetli Hristiyanlar imanlı Müslümanların bu inancını kullanarak onları kötü yola çekebilir mi demiş İzmir'den Mehmet Demir hocam. Kötü niyetli Hristiyanlar düzeltecek Hazreti İsa aleyhisselam. Yani öyle bir konu yok. Kötü niyetli Hristiyan. Yani şimdi şöyle bir Hristiyan bize gelirse biz alnını öperiz. Allah bir diyor. Bütün peygamberler hak diyor. Ben ahirete inanıyorum, cennete cehenneme inanıyorum diyorsa, Hazreti Muhammed de hak peygamber diyorsa, alnını öperim ben böyle bir insanın. Ama teslis inancındaysa, zaten Hazreti İsa aleyhisselam gelip putu kıracak, domuzu öldürecek. Yani o gelecek Hazreti İsa onların o anlamda bir işine yaramayacak. Hazreti İsa onlara mücadeleye girecek zaten. Hazreti İsa Kur'an aşığı olarak gelecek. Resulullah aşığı olarak gelecek. Zaten evet. Çok, hocam yani baştan yana araya giriyorum aslında hep dinlemekten yanayım ama Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir şey yok mu? Temennisi, dileği yok muydu? Ya Rabbi beni Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ümmet olmak istedim. Tabii. O duasını kabul ediyor Cenab-ı Allah. O kıyamet için bir alamettir diyor Hazreti İsa'nın inişi diyor Cenab-ı Allah. O Mesih'i gördük mü artık en fazla bir 100 yıl kaldı demektir. En fazla kıyamet artık yüz yüze demektir insanlar. Şeytandan Allah'a sınırım. Ona diyor ehli kitaptan iman etmedik tek bir fert kalmayacak diyor Allah'a. Hepsi iman edip Müslüman olacaklar. Tamamı. Yani o kardeşim dediği anlamda zaten Hristiyan kalmayacak ki. Yani kötü niyetli Hristiyan dedi ya, o teslis inancını kastediyor o yani evet. Sapkın inançlar. Öyle bir insan bırakmayacak Hazreti İsa Mesih. Yani zaten öyle bir Hristiyan korkar öyle bir olaydan zaten istemez. Yani Hazreti İsa'dan tedirgin olacak ama geldiğinde onun nuruyla eriyecek onlar, o ayrı mesele. Evet hocam hakikaten şimdi böyle... Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat üzeri olan kişilere baktığımızda günde 5 kere abdestlerinden 100 insanların zahir sıfatında bile bir güzellik insan bakmaya maşallah. Doyamıyor, edemiyor. Bir de bir Allah'ın nebisi geldiği zaman o cemale nasıl bakılır? Nasıl o göz değer o göze bilemiyorum ya. Sakın böyle vesvese etmesin. Bu şeytandan sakın böyle bir şeyler olmasın. Çünkü bak diyor Cenab-ı Allah vaat ediyor. Dünya hakimiyeti vaat ediyor Hazreti İsa zamanında. Sana uyanları diyor, seni sevenleri kıyamete kadar diyor, kıyamet vaktinin en yakın vaktine kadar dünyaya hakim kılacağım diyor Allah. Dünya hakimiyeti vereceğim diyor. Küfrün üstüne geçireceğim sizi diyor. Biz onu aşkla bekliyoruz, sevinçle bekliyoruz. Bütün Hristiyan alemini kurtaracak. Musevileri de kurtaracak. Onun için sakın öyle bir tedirginliği olmasın. Hazreti İsa Allah'ın izniyle böyle çelik kılıç gibidir. Hepsini halledecek, hepsini düzene şekli koyacak. Onun nurunun ışığıyla tertemiz olacaklar. Hristiyanlar için bir kurtuluştur. Dua etsin, beklesin. Hristiyan nasıl kullansın onu? Yani gelecek İsa onun zaten bütün sapık fikirlerini ortadan kaldıracak. Yanlış fikirlerini ortadan kaldıracak. Mübarek. Ama onların beklediği Mesih Deccal var. Yani kendinin ilah olduğunu, Allah olduğunu iddia eden haşa. Hazreti İsa'yı gördün mü diyor. Onu Peygamber Efendimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tuzun suda eridiği gibi erir diyor. Zaten dar paça kaçmaya başlayacak Hazreti İsa daha görünce, nurunu görünce. Hiçbir oyun, hiçbir halüsinasyon gösteremeyecek. Hipnoz yapamayacak hale gelecek. Babulut kapısına doğru diyor, var gücüyle kaçmaya başlıyor. Kendi taraftarlarının gözü önünde. Hazreti İsa o aşağı atletik, yiğit, çok yapılıdır Hazreti İsa. Orta boylu, Hazreti Mehdi'ye benzer, göreceksiniz inşallah, ikisini de göreceksiniz. Çok benzerler Hazreti Mehdi. Hatta diyor Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali de benzer. Hazreti Ali Mehdi'ye benzer.
Hazreti İsa, yani üçü birbirine çok benzerler. Onun için Hazreti İsa'nın bir ayağı diyor Mehdi'nin bir omzunda, bir ayağı Hazreti Ali'nin bir omzunda diyor. İnşallah. Yani mecaz. Mecaz anlamında, evet. Yani bir şey yapıyor, benzerlik. Benzerliği açıklama. Saç ve... Yani evet, benzer yani. Hepsi üçü de birbirine benzer anlama getirmek için. Anladım. Yani hocam, o bir teşbih yani. O bağlantılarını, hani iç içeler, kardeşler anlamında. Bağlantılarını vurgulamak için Resulullah'ın öyle güzel veciz sözleri vardır. İnşallah. Onu gidip yakalayacak ve etkisiz hale getirecek. İnşallah. Valla bilmiyorum, bu program biraz, şimdi Cihat Hocam buralarda, hocam da bu konulara var ya, hakikaten böyle kalp atışlarımın farklılaştığını hissediyorum. Yani arada kullandığınız ifade hocam, siz de inşallah göreceksiniz deyince, yani bu yani Hazreti İsa, yani yakın, asker arkadaşım falan da değil. Yani yakın, bir, yakın. Yani yakın. İnşallah nasip olur, Rabbim ömür verir. Asker arkadaşında, dava arkadaşında olur mu? O da askerdir, o da yiğittir. O, hem de ne yani asker, o bile bir heyecan verir ne bana. Yiğittir yani. Yani tabii, arkadaşlarımız var, hani böyle özleriz, beraber bir araya gelmişizdir, görev yapmışızdır. Evet. Onları bile özlerken bizler Allah'ın nebisi, Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi, ahir zamanın derip toparlayıcısı. Yani ona nasip olmak, evet, bilemiyorum yani. Böyle yarısı maşallah, yarısı helak olmuş bir yürek nasıl dayanır artık bilemiyoruz maşallah, hocam. Maşallah. Hocam iyi yayınlar ve sevgili Kral Karadeniz çalışanlara ve Sayın Adnan Hocam, size Zonguldak'tan yazıyorum. Antropoloji konusunda çok ilgiliyim. Aynı anda dünya üzerinde yaşayan çok farklı insan ırkları var. Şu anda hem Anglo-Saksan Avrupalı ırklar, doğru okudum inşallah, hem çeşitli zencir ırkları, Avustralya'daki aborjinler ve pigmeler var. Bunların vücut yapıları, kafatası, hacimleri ve çene büyüklükleri birbirlerinden çok farklı. Eğer evrimciler insanın evrim geçirdiğine delil olarak fiziksel farklılıkları veriyorlarsa, şu anda dünya üzerinde çok çeşitli insan ırkları yaşıyor. Neden Darwinistler bunu evrim aşamaları ile açıklamıyorlar? Bana göre de müthiş bir soru. Can Keskin Zonguldak'tan gelmiş. Hocam. Doğru söylüyor. Mesela pigmeler şu kadar falan. Ama zehir gibiler, bayağı zeki ve çok yaman. Bir sürü içlerinde Müslüman var. Aklı başında insan çok çok fazla içlerinde. Öbürleri bir kısmı var 2 metre boylu. Bir kısmı başka türlü. Bir kısmının kafatası değişik. Ama hepsinde Allah'ın ruhu var. Ve hepsi insan. Hepsi de kardeşimiz. Mesela bir konuşuyor. Mükemmel adam, profesör olmuş. Dindar, mümin, muttaki bir kardeşimiz. Her ırktan Müslüman var. Her ırktan var tabii. Her şey, hepsinin vücudu değişik, kafatasları değişik, eli yüzü değişik. Allah çeşit çeşit yaratmış. Irklara göre. Ama hepsi de akıllı, oturaklı, tertemiz insanlar. Her devirde olmuştur, her zaman olmuştur. Hazreti Adem'in evlatları bir süre sonra onun gen yapısında olan bir özelliğiydi bu. Çeşit çeşit şekiller almışlardır. Kimi zenci olmuştur, kimi Japon görünümlü olmuştur, kimi başka türlü olmuştur. Ama hepsi Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ın tecellisi olan varlıklar. Hocam bu aborjinler arkadaşımız yazmış da gerçek insan derler kendilerine. Onlar da belli bir şeyde kalıbın içine dışına çıkmadan yaşarlar. Onlarla ilgili bir malumatı gerçek derslerde ya da röportajlarda işleme gibi bir şans olabilir mi? Tabii aborjinlerin çok fazla mühendisi var, doktoru var, profesörü var. Gayet kaliteli, tertemiz, mazlum, terbiyeli insanlar. Zencileri de öyle, tertemiz, mübarek varlıklardır. Türkler çok asil ve mübarek insanlar. Avrupalılar öyle, hepsi. Bunlar, Adem evlatlar, hepsi birbirine aynıdır yani. Yani Allah ulan diyorsunuz. Tabii. Mutlaka. Ermeni sorunu konusuyla ilgili bir röportajımızda size, siz Ermenilerin de aslında bizimle birleşmek istediğini, aramızda düşmanlık olmadığını söylemiştiniz. Ve sunucu da pek inanmamıştı. Acaba beni mi kastediyorlar? Bugün okuduğum bir yazıda sivil toplum kuruluşları Ermenistan'a gitmişler ve orada diyaloglarda bulunmuşlar. Ermeniler Türk adını duyunca çok heyecanlanıyorlarmış. Bu düşmanlığı anlayamadıklarını söyleyip Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduklarını ifade ediyorlarmış. Yani tam sizin dediğiniz gibi, yine saygıdeğer hocam, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Salih Koçtürk, bu da İstanbul'dan geliyor mesaj hocam. Ben öyle bir şey demedim ama. Evet maşallah. Ermeniler bizim canımız. Onlar bizim tertemiz yiğit kardeşlerimiz.
Biz onları Allah'a emanet vermiştik. Geri alacağız Allah'ın izniyle. Açacağız Ermenistan'ın kapılarını. Dolsunlar her yerde sanatçıları, güzel insanları, soylu insanlarına. Bizim zamanında paşalarımız vardı, Ermeni paşalarımız vardı. Mehmetçi onlara teslim ediyordu. Milleti sadıka, bakın lakaba bakın ne güzel, sadık millet. Osmanlı'nın... Hiç terslikler olmamıştır Osmanlı döneminde. Hep böyle sadakatle, güzel ahlakla, nezih bir tavırla mükemmel hizmetler vermişlerdir. Çok mübarek bir millettir. Allah'ın izniyle Estergon, Estergon diyor. Yedi krala saray olan Estergon diyor değil mi? Evet. Biz Allah'a seni emanet verdik diyor. Şimdi işte almaya geldik diyor. Nemçelilerine emanet verdik. Şimdi emaneti geri almaya geldik inşallah. Az bir zaman sonra açacağız kapıları. Ne işleri var da bizim kardeşlerimiz öyle küçücük yerde kapalı kalsınlar. Açalım gelsinler. Biz çok, oraya gidelim. Çok ciddi oyunlar var değil mi hocam? Bu Ermeni soykırım iddiaları ya da varları yok. Hepsi oyun. Masonların, Darwinistlerin, o devrin faşistlerin oyunları. Aman ha. Hiçbirine aldanmasınlar. Yani geçmişi de hiç kurcalamaya gerek yok. Kafalar çok rahat etsin. Kucaklaşacağız, bağlar açacağız. Dağlık Karabağ zaten Azerbaycan'ındır. Gelsinler kendi evlerine, yurtlarına yerleşsinler. Azerbaycan'ın da kapısını açacağız. Ermeni, Türk, Azeri bir kucaklaşırız, konu biter. Boş yere kendilerini ezdiler, rahatsız ettiler birçoğu yani. Hiçbir şey yok ortada. Bir avuç masonun şeytan aldığı talimatla ortalık birbirine girdi. Hepsini temizleyeceğiz inşallah, tertemiz olacak. Kalpler ferahlayacak, kafalar açılacak. Sevgi, barış, muhabbet çok güzel şekilde tesis olacak inşallah. Gürcistan'da eriyorlar, açacağız kapıları diyorlar. Yani muazzam bir istek var. Birçok kardeşimiz Türkiye'de hep Gürcüdür. Halis kan Türktür Gürcüler de yani inşallah. Onlar da bizim yiğit kardeşlerimiz. Litvanya hep güzel insanların ülkesidir. Açalım kapılarını inşallah. Suriye, gidip Şam'da şöyle bir güzel Şam şekeri baklavası yiyelim. Koyalım, değil mi? Koyalım nüfus cüzdanını cebimize, o kadar. Şimdi Bağdat'la ilgili ana gibi yer, Bağdat gibi diyar bulunmaz derler. Ya. Tabii. O ne güzel sözdür yani. Bağdat, bizim diyarlarımız, bütün atalarımız oralara da gider gelirmiş. Kimse böyle pasaport falan kullanmazmış. Değil mi? Bir nüfus cüzdanı, bir kimlikten gidiyorlar. Aynısı olacak inşallah. Hiç gerek yok. Aynı kültür, aynı din, aynı iman. Hepimiz kardeşiz, sakın. Yani en ufak bir aksi şeye gerek yok, düşünceye gerek yok. Masonların oyununa hiç kimse gelmesin. Zaten bu kader bu zaten, birleşeceğiz de. Fakat biz yine de hükmen, dinin hükmü yerine gelsin diye söylüyoruz inşallah. İnşallah hocam. 90'dan fazla İslam alimi Mehdi'den bahsediyor. Bu kadar çok İslam alimi Mehdi'den bahsederken neden günümüzün din alimleri Mehdi'den hiç bahsetmiyorlar demiş Yüksel Karapınar. Vallahi bir hayır vardır belki. Bir işte de, gelişinin bir alametidir o da belki. Belki inşallah. Tartışmak da lazım. Yani alimliği de tartışmak lazım onun paralelinde. Dediğiniz gibi sistemin ortaya attığı İslam'ın içinde İslam'ı, sahte İslam'ı sokup palazlandırdığı insanlar. Biraz önce bir tarifte bulundunuz da hocam, yani hakikaten çocuk görse 3 gün uyuyamaz falan demiştiniz. Yani aşağılı kompleks içinde zavallı insanlar, bunlar o kıyıda köşede böyle izbe yerlerde yaşayan insanlar, bunlar gelip gün ışığına çıkarılınca Avrupa'ya oraya buraya götürüyorlar falan. Adam ne oldum delisi oluyor, cahil de. Baksana Kur'an'ı haşa eleştirmeden bahsediyor. Said Nursi'yi eleştirmiş, yani eleştirecek diye eleştirmiş zaten. Ahkam kesmiş kendince. Cehaletini, ahmaklığını ortaya koymuş. Sen Said Nursi'nin tırnağı olamazsın, tırnağı. Yani bastığı yerdeki toz olamazsın, ayağına bastığı yerin tozu olamazsın. Öyle bir şey olsa o bile senin için büyük bir şeref olur. Böyle zır cahiller ortaya çıkıyorlar, milleti güldürüyorlar. İpsiz sapsız konularına, dini konuları tenzih ederim. Yani aczlerini ve zavallıklarını ortaya koyuyorlar. Yani madem bu kadar akılsızsın, madem bu kadar imanın zayıf, madem aklın yetmiyor, git köşende otur. Ne oturup fitne çıkarırsın? Bir de haşa Kur'an'ı eleştirmekten bahsediyor haysiyetsiz. Sen Kur'an'ı eleştirmek ne demek? Sen iman ettiğine göre Allah'a tam teslim olduğun demektir. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılacaksın sen. Yani bununla mı mükellefsin? İnkar ediyorsan açıkça söylersin. Peki tamam kardeşimsin, saygı duyarız sana biz. Ama hem Müslümanım diyorsun, iman ettim, ya Rabbi sana teslim oldum diyorsun. Kur'an hak kitaptır diyorsun.
ben şimdi Kur'an'ı eleştireceğim diyorsun. Tam ahmak ifadesi bu. Evet. Tam ahmak ifadesi. Aklını başına alacak kim varsa böyle münasebetsiz. Tabii imtihan kapısı kapanmamıştır. Tövbe etsin, kendini düzelsin. Kendine gelsin böyle serseri akıllılar. Çok büyük inşallah. Nimet, çok büyük nimetim hocam. Tövbe kapısı ardına kapısı kadar açıp. Değil, olabilir insanlık hali. Yani ben bir hata yaptım desin, Allah beni affetsin desin. Secdeye kapansın, Cenab-ı Allah'tan af dilesin. Şeytana uydum diyecek. Kendini düzeltecek. Aklını da başına alacak. İnşallah hocam. İnşallah. Çok değerli hocam. Bugün televizyonda yoksul insanlara erzak dağıtıyorlardı. Fakat insanlarımız sokakta ezilme tehlikesiyle karşılaşıyorlar ve bu durum hep böyle. Başka bir yöntem uygulanamaz mı? Yardım edeceğiz derken bir yandan eziyet ediyorlar. Aslı Ergenç, İstanbul. Bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oturup kamyonlarda şu dağıtım olmaz. Güzel, koskocaman böyle geniş mağazalarda, geniş büyük marketlerde kardeşlerimize ücretsiz satış yapılsın. Onların parası Allah razı olsun olacak. O kadar. Yani Cenab-ı Allah'a hamd edecek. Onun karşılığı o, insana da demesine gerek yok. Yani insana dua etsin, yapanlara dua etsin, Allah'a da hamd etsin. Bu kadar istenen budur. Gitsin ne istiyorsa, bir kilo peynir, işte iki kilo şeker, canı ne istiyorsa, ihtiyacı kadar. Ama bakın ihtiyacı kadar. Hırs olmayacak. Yani günlük veyahut haftalık ihtiyacı neyse o kadar alacak. Allah'a hamd edip evine gidecek o kadar. Bunu yaymak lazım. Kamyonlardan, otobüslerden dağıtma işlemi olmaz. Yani yakışık almıyor. Ben görüyorum televizyonlarda. Evet çok rahatsız ediyor bana. Yani bizim bu güzel milletimize bu yakışmıyor. Bizim milletimiz soylu ve tertemizdir. Onların muhtaçlığını bu hale getirmek yakışık almaz. Hiç yakışık almaz. Bir de malı dağıtınca bol dağıtmak lazım. Yani eğer az dağıtacaksa götür evlerine tek tek dağıt. Yani. Ama yani oraya 10 bin kişi toplanmış sen 1000 tane erzak dağıtıyorsun. Bu olmaz. Belli ki orada bir izdiham olacak ve acı çektireceksin. Bir de göstermek var. Hocam hani Salim verdiğiniz sol elin görmemesi gerek diyebiliyoruz. İşte en güzeli benim dediğim market olayı. Çok güzel olur. Yani nezih gayet sakince günlük yiyeceğini alır çeker gider. Allah razı olsun der. Elhamdülillah Allah'a hamdolsun der. Konu biter. Ve bizim de içimiz güzelleşir. Onların oradan böyle bedava yiyecek aldığını gördün mü? Bizim neşemiz artar, sevincimiz artar. Memleket için bir huzurdur, bir dengedir. Bereket, bolluk getirir bu inşallah. Fi sebilillah Allah için bol bol biz götürüp mallarımızdan, imkanlarımızdan verelim. Orada da bol bol dağıtılsın, milletin de içi rahat eder. Devlet kontrolünde olsun. Çok iyi bir müfettişlik sistemi. Yani hiç böyle kayırma oyun olmayacak şekilde yani çok sağlam alınır bir sistem kurulsun. O kadar. Samimiyet yeterli o sistem için hocam. Elhamdülillah. Allah rızası. Allah sevgisi, Allah korkusu yeter tabii inşallah. İnşallah hocam. İyi akşamlar hocam. Kur'an'da münafıkların yüzlerinin kıyamette kararacağı söyleniyor. Bu nasıl bir kararma? Siyahlaşacaklar mı yoksa suretleri mi çirkinleşecek? Osman Veli Malatya'dan sormuş ve saygılarını iletiyor hocam. Yani tiksinti verilecek, iğrenç bir görünüm. Yani pislik bir görünüm. Yani budur. Yoksa mesela zenci olur da nur gibi olur. Elinden yüzüne nur saçılır. Yani bu mesela beyazdır da elinden yüzüne melanet akar. At hırsızı gibidir. Yani bakanın değil mi? Kanı iliği çekilir böyle. İğrenç bir mahluktur. Yani bu o anlamda değinir yani Kur'an'da. Yani o tiksinti verilecek bir görünüm. Zaten var evet. Günümüzde de belli bazı yani yüzünden melanet gitmiş dediğimiz evet. Rabbi esir gitmiş yüzünden derler. Bizim evet. Karadeniz'de çok yaygın bir deyiştir. Evet sözünüz kesin fakat cehennemde bir koyuluk vardır yani. Etraf karanlıktır, insanlar karanlıktır, karadır, gözler birçoğunun görmez, kulakları duymaz. Yani hani var ya evrim teorisinde bunların tarif ettiği tipler, düşünceler, kafalar aynı o tarzdadır. Yani kendi hayallerindeki gibidir aynısı. Peygamberimizin ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi Deccal'a tabi olacaklar diye bir hadisi var. Adnan hocam, bunu bize daha detaylı anlatabilir misiniz? Bu hadis günümüzde kimlere ve nasıl bakar demiş. Korhan C.
Cansever Sinop'tan gelen bir mesaj bu hocam. Bakın Suriye'de, Irak'ta, Libya'da birçok İslam ülkesinde mevzul miktarda komünist, darwinist, materyalist, ateist, din alimleri vardı. Sarıklı cübbeli, mason aynı zamanda. Rusya'da zibil gibiydiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu ahir zamanın ateist, darwinist, materyalist hocalarına mucizane işaret ediyor. Sarığının boyu tasarlarına gidiyor. Müslüman olmayan İslam profesörü gibi. Hah, Müslüman olmayan İslam profesörü. O tarz. Eyvah eyvah. Selamun aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam. Üstad Bediüzzaman, benim yolumda mücadele eden has talebelerim evlenmesin demiş. Said Nursi'nin has bir talebesi. Hatta bence en hası olduğunuz için evlenmediğinizi düşünüyorum. Doğru mudur? Saygılar. Can Sevce, Hatay. Said Nursi'nin en naciz talebesi olabilse o bana yeter. Ben onun ayağının tozu olsam o bana yeter. Çok mübarek, çok muhteşem bir insandır Said Nursi Hazretleri. Metafizik bir varlıktır. Olağanüstü bir şeydir. Yani ruhunun, bir ahlakının birçok yönü metafiziktir. Bedeni fiziktir ama ruhundaki güzelliklerin birçoğu metafiziktir. O mübareğin güzel uygulamasındaki hikmetleri şu an görüyoruz. Mesela ben de evlenmedim. Ama ben evlenseydim kim bilir o cezaevi olaylarında o kadıncağız ne olacaktı? Akıl hastanesi olaylarında çekeceği, şey, mesela çocuğum olsa düşünün. Akıl hastanesine getiriliyor çocuklar. Akıl hastaları eline yüzüne ellerini sürecek. Ki annem geldiğinde öyleydi. Öyle bir ortam oluyordu. Kadıncağızın başörtüsünü çekiştiriyorlar. İşte mesela sırtına vuruyorlar falan. Öyle benden görüşmeye geldi. Öyleydi. Ben bir kadını, evlendiğim bir kadını, çocuklarım, ben böyle bir şeyin içine sokmam. Ama ben şahsıma ben böyle bir şeyin içine ama benim kardeşlerim hedef olmuyor. Yani benim çevrem hedef olmuyor ama benim şahsım hedef olduğu için ben buna özen gösterdim. Allah bunun hikmetini de bana gösterdi. Ne akıl hastanesi safhasında zorluk çektim. Çünkü bir çek ettim, pantolonum, gömleğim yani ayakkabım o kadar. İstediği yere götürsünler, istediği yerde yatırsınlar. Hiç fark etmez. Vız gelir, tırıs gider derler ya. Yani. Evet. Allah rızası için yani severek, isteyerek zaten. Her vatanın her yeri benim yani, her toprağı. Ya cezaevinin taşı, toprağı, betonu da benim yani. Benim vatanım. Havasını çekiyorum içime. Suyu benim vatanımın suyu yani. Aynı her yer aynı. Ne fark eder? Ha ora bura. Bir de bahsettiğim insanın kendi istemesiyle de olmuyor. Evet. Sonuçta nasip kısmet meselesi. Tabii nasip. Ama bundaki Allah hikmeti bana gösterdi. Evet hocam. Yani 9 kere mesela suikast geçirdim. Çocuklar yanında olsa, hanım olsa. Ya onlara rast gelse. Silahlı suikast uğradım 9 kere. Bir kere de hançerli suikast uğradık. Hepsinde kendimi koruyabiliyorum ama onları nasıl koruyacaktım? Allah vesile etti. Onun için bir hayır var, hikmet var. Said Nursi Hazretleri defalarca suikasta uğramıştır. 30 yılı hapiste geçti o mübareğin. Ben alnından öpüyorum onu mübareğin. Aslanlar aslanıdır. Yiğitler yiğididir Said Nursi Hazretleri. Yani son 1000 yılın mücedidir bence. Yani alimlerin alimi. Yani mübareklerin mübareği maşallah. Böyle müthiş bir insan. Bilmiyorum öyle denir mübarekler mübarek. Onu demeyeyim belki o riskli bir yanlış bir şeydir. Allah affetsin. Ama muhteşem bir insan. Zehirlediler mesela, zehirlemeye kalktılar. Piyade tüfeğiyle uzaktan ateş edildi Said Nursi Hazretleri'ne. Allah hepsini de onu muhafaza etti, korudu, kolladı. Maşallah. Sındı yer. Tabii. Biliyorsunuz gönüllü milis albayıydı aynı zamanda. Yiğitçe mücadele etti. Allah oralarda da onu korudu. Esir oldu. Düşmana esir oldu. Yine döndü geldi Türkiye'ye maşallah. Aslanlar gibi kendi memleketinde hakkı, hakikati ve güzelliği savundu ve anlattı. Lisan-ül Külliyat'ı nefis eserlerdir. Dönemin meclisiyle de nefis. Münasebetleri çok güçlüymüş hocam. Herkesin sevdiği bir insandı. Herkes. Yani Osmanlı'nın en büyük alimiydi. En değerli alimiydi. Yani muazzam bir ilme sahipti. Bakın yanında sadece Kur'an taşıyor. Hiçbir hadis külliyatı yok, eser yok. Kütüb-i Sitte'yi su gibi ezberden biliyor. Buhari, Müslim, Tirmizi eserlerinde insanlar zanneder ki hani yazarken
açtı Müslim'den, Buhari'den yazdı zannedersiniz. Kelimesi kelimesini ezberden hadisleri yazmış. İşte o zaman. Yani çok çok acayip bir insan. Yani bu ne hafızadır, yani bu ne akıldır maşallah. Barakallah. Zaten hafız biliyorsunuz. Evet hocam. Çok mükemmel Arapçası var. Yani çok mükemmel bir dil bilgisine sahip. Ve muazzam bir ezber. Maşallah. Lisanül Külliyat'ı da yani gerçekten çok iyi. Nefes kesici bir eserdir. Evet, yani. Kesinlikle çok, çok hocam. Hayretler içinde kalır insanlar. Baştan sonra her yerde kerametiyle karşılaşırsınız eserde. Ya muazzam kerametleri vardır. Allah onun inşallah makbuliyetine, güzelliğine işaret olarak verdiğini umuyorum. Çok güzeldir zaten maşallah. Zaten Risale'yi bir kere hatmeden diyelim, baştan sona bitiren tamam. Alimdir. Evet, alimdir. Yani asrın alimidir. Yani bu aslında bir alimdir. Risale-i Nur Külliyatı'nı baştan sona kadar okuyup bitiren bir insan bence bir alimdir. Evet. İnşallah. Bir de Bediüzzaman Hazretleri hocam yerinin şu anda belli olmaması onun ona hikmeti. Kerameti. Onun kerametidir. Mezarın kaybolacağını söylüyor. Vefatından önce aynen kaybolmuştur. Ölüneceği tarihi belirdi Allah'ın dilemesiyle önceden. O tarihte de öldü maşallah. Çünkü belli bir yere gidiyor. O gece uçakla bir bütün daha. Bütün olaylar bilinir zaten. 71'deki, 81, 91, 2001, 97'deki olaylar detay vererek anlatıyor. Hepsini. 2011 Mehdi'yi gözüyle görmüş gibi anlatıyor. Battım biz bilemeyiz hocam. Hadi ben bilemem ki yani onu. Benim kanaatim Allah-u Alem zaman dışına çıkarmış Allah onu. Ve bizzat gözüyle görmüş Allah-u Alem. Keşif keramet ehlilerinde tabii. Yani muazzam bilgisi var. Evet hocam, Hazreti Mehdi ile ilgili okuduğum bir hadiste insanların ilk başta ondan çekinecekleri ama daha sonra ona tabi olmaya koşarak gelecekleri yazıyordu. İnsanlar ilk başta Hazreti Mehdi'den neden çekinecek olabilir? Mehdi'ye iftiralar atılacak, topluma yanlış tanıtılacak ve insanlar bu nedenle ondan uzak duracak olabilir mi? Saygılar, Tolga Çağatay. Kıbrıs'tan geliyor hocam buna. Çok fazla hadis var bununla ilgili. Hatta diyor talebelerinden de insanlar çekinecek diyor. Cenazelerine gitmezler diyor, hastalarına gitmezler, kimse onlarla evlenmez diyor başlangıçta. Bütün toplumun çekindiği bir şey olacaklar. Ama sonra da bütün insanların sevgilisi haline gelecektir. Allah'ın kanunu. Hazreti İsa da ilk çıktığında öyle. Taşlıyorlar, saldırıyorlar, hakaret ediyorlar. Ama şu an dünyanın sevgilisi. Resulullah da öyle sallallahu aleyhi ve sellem ilk geldiğinde. İşte anneyi oğuldan ayırıyor, oğlu babadan ayırıyor diyorken. Müşrikler o zaman. Hocam şu an derken? Evet. Efendim? Şu an dünyanın sevgilisi derken? Mehdi aleyhisselam. Müslümanların sevgilisi. Hristiyanların da sevgilisi. Ama zuhur ettiğinde onu aşkla göstereceğiz. Hala yoksa... o zuhuru yani o sanki etti mi diyecektim. Biraz daha var. Biraz daha var. Biraz. O güzeller güzelini bir süre saklayacaklar talebeleri. O geldiğinde hemen çıkmayacak zaten. Ama çıktığında Bakan eriyecek yani nur böyle elinden yüzünden nur akıyor inşallah. Hayırlı akşamlar hocam. Hadislerden Hazreti Mehdi'nin Hazreti Musa'nın ahit sandığını bulup ortaya çıkaracağını biliyoruz. Peki bu nasıl olacak hocam? Mehdi bu sandığı bulmak için seyahatler mi yapacak yoksa sandık ona mı getirilecek? Kemalettin Varlık. Bu da Adana'dan gelen bir mesaj hocam. Benim tahminim Allahu Alem Mehdi'ye cinler hizmet edecekler. Ve yerini söyleyecekler Allahu Alem. Yeri şuradadır dediğini. Onlar da eliyle koymuş gibi gidip bulacaklar. İnşallah. Evet. Allahu Alem diyorum. Tabii doğrusunu Allah bilir. Evet, bazen de söyleyene de söyletene bak derler hocam. Evet, cinleri Allah söyletecek. Yani cinleri, çünkü cinler Allah'ın emrindedir. Allah emredince söylerler. Allah cinlere emrettiğinde onlar da gelir söylerler. İnşallah. Gizli saklı bir şey kalmayacak anladığımız kadarıyla. İleride büyük fitneler olacak. Kişi o fitnelerde kardeşinden ve babasından ayrılacak. O zaman fitneler erkeklerin kalplerinde kıyamete kadar yayılacak. Hatta o fitne zamanında bir kimse zinakar kadının zinasıyla ayıplandığı gibi Allah'ın emirlerine uymasından dolayı ayıplanacak. Hadisini açıklar mısınız? Çok mükemmel bir açıklama. Peygamber Efendimiz'in her mükemmel açıklaması gibi bu da çok mükemmel. Bakın diyor, yani sanki bir zinakar gibi görülecek diyor bir Müslüman ahir zamanda. Yani
sanki suç işlemiş gibi Kur'an okuması, Resulullah'ın yolundan gitmesi, onun sünnetine tabi olması büyük bir suç haline getirilecek diyor. Ki zamanımızda bunu çok fazla gördük ve görüyoruz inşallah. Bu bir ahir zaman alametidir. Ama zaman gelecek, fuhuş ve ahlaksızlık adilik olarak bilinecek. Kur'an'a uymak, sünnete uymak da çok mübarek ve muhterem bir tavır olarak görülecek inşallah. Evet hocam, gene yetiştiremedik sevgili dostlarımızın sorularını. Her seferinde farklı bir sohbet, her seferinde farklı bir sohbete kapıyı açılan, böyle sanki ardı ardına kapılar açılıyor gibi gidiyor sohbetler. Bilemiyorum, maşallah. Başka arkadaşlarımız da var, nasıl oldukları konusunda maşallah. Çok fazla fikir sahibi değilim. Biz kendi adımıza helallik istiyoruz, teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimiz adına da belki o temenniler vardır, öyle eminiz ama sizler gene her zaman olduğu gibi programımızı kapatmadan ekran başındaki dostlarımıza söylemek istediğim bir şey varsa. Ben mübarek milletimi çok çok seviyorum. Çok neşeli olsunlar, dışa dönük olsunlar, sevinsinler. Çok güzel günler var önümüzde. Ben emin olmadığım bir şeyi söylemem. Bakın Türk Birliği ile ilgili söyledim. 6 ay önce, 5 ay önce söyledim. Bütün dediklerim teker teker çıkıyor. Darwinizm çökecek, materyalizm çökecek. Türkistan Birliği'nin lideri oluyoruz. Samimiyetle, aşkla Allah'ı çok sevelim. Çok güzel yoldayız. Çok güzel neticeler alacağız inşallah. İnşallah hocam. Evet, değerli dostlarımız, hayırlı geceler diliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah sizi her zaman güzel güzel insanlarla karşılaştırsın. Hoşça kalın.